Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün sizlerle be beraber elimizde böyle ufacık bir, minicik bir cep kitap boyutunda olan Acurru'miye'nin metnini okumaya çalışacağız. Nitekim üzerinde nice nice şerhlerin yazıldığı bu küçük hacimli devasa bir kitaptan bahsediyoruz aslında. Daha önceki yıllarda kanalımızda Tufetü Seniyye isimli çok önemli bir acrumiye şerhini de başından sonuna kadar tamamlamıştık. Şimdi bu kitaba daha iyi vakıf olabilmek adına bir de öğrendiğimiz nahiv kurallarının bir nevi genel bir tekrarını da yapma ümidiyle acrumiyenin kendi metnini inşallah bugün okuyacağız. Ve ilerleyen derslerimizde Mütemmimil Ecrumiye ismiyle bu Acrumiye'nin bir daha geniş versiyonunu ele alacağız. Sonrasında da artık mütemmimil ecrumiye şehleri ile yolumuza devam edeceğiz sayın hocalarım. Kitabımız küçük bir kitap. 30 sayfa civarında ama tabi cep kitap boyutunda 30 sayfa civarında küçücük bir kitap. İnşallah çok uzun bir ders serisi olmayacak. Birkaç derste muhtemelen bitireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El kelamu Kitabımız ne ile başlıyor? Kitabımız kelamın tarifi ile başlıyor. Neticede bizler kelam olmayan bir yapıyla meşgul olmuyoruz Arapça derslerimizde. Bakalım neymiş kelamın tarifi? Huvel lafzul mürekkebul mufidu bil O, o yani kelam bil yani meydana gelme yani koyulma esnasında faydalı mürekkep bir lafızdır sayın hocalarım. Kelam faydalı ve mürekkep bir lafızdır. Ve eksamuhu selasetun. Kelamın kısımları 3 tanedir. Nedir bunlar? İsim, fiil ve harftir. c li mana Yani herhangi bir mana için gelen harftir sayın hocalarım. Şimdi aslında biz e, normal şartlarda bunları ne olarak biliyoruz yani? Bunlar kelimenin çeşitleri değil mi? Bunlar normalde kelimenin çeşitleri. İsim, fiil, harf kelimenin çeşitleri. Neticede kelimeler de neyi oluşturuyor? Kelamı oluşturuyor. O yüzden muhtemelen burada müellif bunların arkasındaki bu gizli manaya işaret etmek babından buraya kelime değil de kelam şeklinde giriş yapmışa benziyor. Sayın hocalarım. Şimdi bunları bize ne yapacak? Teker teker tarif edecek. İsim dedik, fiil dedik, harf dedik. Şimdi bunların tariflerine ve özellikle bize onları anlamaya götüren, bizi onları anlamaya sevk eden bazı alametlerinden de bahsedeceğiz. Şimdi isim nedir? İsim yu'rafu bil haft. Haft biliyorsunuz cerrin diğer bir ismi. Haft. Yani isim yu'rafu tanınır, bilinir. Neyle bilinir? Haft ile. Yani cer alabilmesiyle isim tanınır. Ve tenmin ve yine tenmin alabilmesiyle ve duhulil elif ve lam ve eliflam alabilmesiyle bilinir sayın hocalar. Aslında şimdi tabii ki bu okuduğumuz bir ana metin. Bu ana metnin üzerine söylenecek o kadar çok söz var ki işte bunlar nerede geçiyor bu söylenecek o sözler parantez içinde bu kitabın şerhlerinde geçiyor sayın hocalar. O yüzden bu okuduğumuzun bir ana metin olduğunu, böyle sıkıştırılmış bir yapı içerisine büründüğünü unutmamak lazım. Kitap bize ismin tarifi yerine aslında ismi tanıyabileceğimiz ismin alametlerini diğer bir tabirle bizlere öğretiyor. Nedir bunlar? Cer alabilmesi, tenvin alabilmesi ve başına el takısının gelebilmesi. Ve hurufil hafti Yine bununla beraber, bununla beraber kitap bize ne yapacak? Harfi cerleri de bize tanıtacak. Nedir onlar? Min harfi ceri, ile harfi ceri, an, ala, fi, rubbe, be, kef, lam. Bunlar harfi cerlerimiz. Ve hurufil kasem, Aynı şekilde kitap burada bir de bize kasem harflerini yani yemin harflerini bizim için sayıyor. Nedir onlar? Vav yani vallahi dediğimizde, b billahi dediğimizde ve t tallahi dediğimizde sayın hocalar. Şimdi diyebiliriz ki ya isimden bahsediyoruz. Neden burada celler konusuna bir giriş yapıldı? Neden burada kasem harflerine bir giriş yapıldı diye Belki bu şekilde bir düşünceye sevk edilebiliriz. Bunun da temel sebebi şu. Harfi cerler sadece isimlerin başına gelebiliyorlar Arapçada. Dolayısıyla da kitap ne yaptı bunları bize isim konusunda nacizane zikretti. Şimdi gelelim fiile. Fiil nedir? Yu'rafu bi kad. Yani başına kad gelebilmesiyle fiil tanınır. Ve sin ve sevfe Bunlar neydi? Bunlar harfu tesviif yani harfu istikbal. Bunlar gelecek zaman bildiren harflerdi. Sin ve sevfe kitabımız diyor ki bizlere işte fiil başına sin ve sevfe gelmesiyle tanınır. Başına kad gelmesiyle tanınır. Ve te'i'nisi te sakin'e ve fiil mazilerde fiilin sonuna sakin müenneslik teyesinin gelmesiyle tanınır fiil. Çünkü bunların hiçbiri yani kad olsun, sin olsun, sevfe olsun ya da te'u te'nisi sakine olsun bunlar kesinlikle isimlerin ve harflerin sonlarına gelmezler. Bunlar sadece fiillerin başına ya da sonuna gelebilirler sayın hocalarım. Şimdi gelelim harfe. İsimi biraz tanıdık. Yani kitap bize ismin ve fiilin tarifinden ziyade aslında onları tanıyabilmemize yarayacak bazı malumatlar sunuyor şu an ama bunun bir pres kitap olduğunu yeniden unutmayalım. Gelelim harfe. Ma la yesluhu ma'ahu delilul ismi ve la delilul fi'li. Şimdi fiilin delili yani bir şeyin fiil olduğunu gösteren alametler veya bir şeyin isim olduğunu gösteren deliller, alametler. İşte o alametler neyse yani ismin alametleri ismi tanımaya yönelik alametler ve fiili tanımaya yönelik alametler. İşte bunların herhangi birisi la yesluhu meahu. Bu alametlerden herhangi birisiyle beraberliği uygun olmayan ma o şey nedir? Harftir sayın hocalar. Aslında harfi tanımaya yönelik bize güzel bir tarif burada sunulmuş. Yani diyor ki İsimin isim olduğunu gösteren alametler belli. Onlar isim olduğunu gösteriyorlar. Fiilin fiil olduğunu belirten alametler belli. Onlar fiil olduğunu gösteriyorlar. Yani biz öyle bir kelimeyle karşılaşacağız ki isim olduğunu gösteren bir alamet yok, fiil olduğunu gösteren bir alamet yok. İşte nedir o? İşte o harftir sayın hocalar. Şimdi kitap bizim en sevdiğimiz konuya derinlemesine nüfuz edecek şekilde daha kitabın en başında bir giriş yapıyor. Bakın Babul İrab, İrab babı, İrab bölümü. Bizim aslında nahif kitaplarında nacizane en sevdiğimiz bölüm İrab bölümü. Şimdi bakalım İrab'ın bu sefer yüzeysel değil de inşallah güzel bir derinlemesine tarifle kitap İrab konusuna güzel ve sağlam bir giriş yapıyor. Çünkü bundan sonraki çoğu bölümümüz neyle alakalı hep irapla alakalı. Nedir irap? Bu ve tagyiru evahiril kelimi. O nedir? Kelimelerin sonlarının değişmesidir. Aslında irap dediğimiz olay tam olarak da bu. Kelimelerin sonlarının değişmesidir. Peki neden değişiyor bu kelimelerin sonları? Li ihtilafil aamilid dakhileti aleyha. Yani kelimenin başına gelen, kelimenin üzerine gelen amillerin değişmesiyle kelimenin sonlarının değişmesidir irap olayı, sayın hocalar. Ve bu değişiklik, yani kelimelerin sonlarının başındaki amilin değişmesiyle meydana gelen değişiklikleri lafzen bazen lafzen olabiliyor, ev takdirat veya takdiri bir değişiklik olabiliyor. Mesela El asa kelimesi gibi. El asa merfu olduğunda da el asa mansup olduğunda da el asa mecrur olduğunda da el asa. Onun değişikliği tamamıyla takdiri bir değişiklik. Neden? Maksur isim olduğu için değil mi sayın hocalar? İşte bu irab yani kelime sonlarındaki değişiklik bazen takdiri cereyan edecek, bazen de lafzi cereyan edecek. Şimdi İrabın kısımları ve aksamuhu erbaatun İrabın kısımları dört tanedir. Ref'un, nasbun, haftun yani cerrun ve cezmun dört tanedir. Yani biz murap bir kelime Arapçada bizler irabın alanı olan murap bir kelime gördüğümüzde ya onu merfu göreceğiz ya onu mansup göreceğiz ya onu mahfud yani mecrur göreceğiz ya da onu meczum göreceğiz demektir bu ibare. Ve son derece doğru. Bunun dışında muğrab bir kelime görme ihtimalimiz bulunmamaktadır. Şimdi biz az önce tabi sadece kitabın metnine bağlı kalmayıp ben arada bazı eklemeler yapmamak için kendimi tutmaya çalışıyorum ama dayanamıyorum. Arada bazı eklemeler nacizane yapıyorum sayın hocalarım. Burada da ee, müsaadenizi rica ediyorum. Çünkü hiç ekleme yapmasak bu sefer gene anlaşılır ama ekleme yapınca biraz daha güzel anlaşılıyor. O yüzden bazı yerlerde müdahale ediyorum. Şimdi biz az önce kelimenin 3'ü ayrıldığını, isim, fiil ya da harften olabileceğini öğrendik. Şimdi de murap diye bir şeyden bahsettik. Merfu olabilmek, mansup olabilmek, mecru ya da meczum olabilmekten bahsettik. Acaba bizim az önce öğrendiğimiz isim, fiil, harf bunun neresinde? Şimdi ona bakalım. Felil esme imin ref'u bu açıdan yani merfu olabilmek, mansup olabilmek, mahfut ya da meczum olabilmek açısından isimler için ne var? İsimler için merfuluk var, İsimler için mansupluk var, İsimler için mahfutluk yani mecrurluk var. Ve <laughs> la isimlerde meczumluk yok sayın hocalar. İsimler ya merfu olacak ya mansup olacak ya da mecrur olacaklar. İsimler meczum olamıyorlar. Peki fiiller için walil ef'ali min zalike er ref'u ve nasbu ve cezmu la hafte fiha. Şimdi fiillerde de merfu olabilmek var, mansup olabilmek var ve meczum olabilmek var. Fiillerde de mahfutluk yani mecrurluk yoktur. Tabii ki burada kısa bir parantez merfu, mansup, meczum olabilecek tek fiil, fiili muzaridir. Emir fiiller için ya da mazi fiiller için böyle bir ibaret söz konusu değildir sayın hocalarım. Zaten onu muhtemelen kitap bize ilerleyen derslerde de bunu söyleyecek. Şimdi gelelim yeni bir konu başlığımız var. B bu marifeti alametil irab. İrab alametlerini bilme, tanıma öğrenme babı sayın hocalarım. Şimdi merfuluk var dedik. Mansupluk var dedik. Mahfutluk var dedik. Meczumluk var dedik. Peki biz nereden bunu tanıyacağız? Yani bir kelimenin merfu mu, mansup mu, mecrur mu, meczum mu olduğunu nasıl bileceğiz? Bunun için irap alametlerini tanımak lazım. Lirref'i erbe'u alamet. Merfuluk için diyor kitabımız dört tane alamet vardır. Yani bir kelimenin sonunda şimdi okuyacağımız dört alametten birisi varsa o kelime o cümlede ne olarak gelmiştir? Merfu olarak gelmiştir. Birinci alametimiz damme yani ötre. İkinci alametimiz vav. Üçüncü alametimiz elif ve dördüncü alametimiz de nundur sayın hocalar. Şimdi hatırlıyorum da biz bu konuları Tufetü Seniye'de okurken Bizim için son derece önemliydi ve bizim için çok detaylı, güzel güzel bilgiler vermişti. Belki de bu kitabın çok aşırı sevilmesinin sebeplerinden biri özellikle bu konu başlığı bile olabilir. Çünkü bu kitap bu konu başlığını gerçekten çok güzel anlatıyor ve detaylandırıyor. Şimdi damme dedik, vav wow dedik, elif dedik ve nun dedik. Bunlar dedik merfuluk alameti olarak kullanılıyorlar. Şimdi hepsini bize yeniden detaylıca anlatacak yani biz dammeyi hangi kelimelerde merfuluk alameti olarak görüyoruz? Vav hangi kelimelerde merfuluk alameti olarak görüyoruz? Elifi nunu hangi kelimelerde merfuluk alameti olarak görüyoruz? Bunları tek tek bize anlatacak. Fe emmet dammetu dammeye gelince. Yani dammeyi biz nerede merfuluk alameti olarak göreceğiz? Fe tekunu ed dammetu yani alameten lirref'i fi erbaati mevadi'a dört yerde dört yerde damme merfuluk için alamet olur. Tabi biliyorsunuz ki şunu da söyleyelim. Damme merfuluğun asli alametidir. Damme merfuluğun asli alametidir. Bunu diyor ki dört kelimede biz bunu göreceğiz. Birincisi fil ismil müfret. Müfret isimlerde mühendisun gibi, Aliyun gibi ve cem'i teksir isimlerde cemi teksir isimler, ulema u gibi, mecalisu gibi ve cemi müennes salim isimlerde el mühendisatu gibi Fatıma olmaz el mühendisatu gibi geç Fatimatu da olur. Cemi müennes salim isimlerde ve el fi'l mudari lem yettasil bi akhirihi şey'un ve sonuna hiçbir şey bitişmeyen fiili muzarilerde biz bunu göreceğiz. Yani ne gibi? Yen soru gibi, yeclisu gibi, bu gibi sayın hocalar. Bir daha tekrar edelim. Biz dammeyi merfuluk alameti olarak müfret isimlerde, cemi teksir isimlerde, cemi mühennes salim isimlerde ve sonuna hiçbir şeye bitişmeyen fiili muzarilerde merfuluk alameti olarak göreceğiz. İkinci olarak vava geldi. Yani bir kelime merfu olmuş ama damme ile değil dammenin yerine vav ile. Ki biz bunları ne olarak öğrenmiştik? Niyabi alametler. Yani ne diyelim? Mesela merfuun bil vebi niyabeten anid dammet. Peki biz bunu nerede göreceğiz? Yani vav nerede? Merfuluk alameti olacak dammenin yerine. Fetekunul vevu alameten lirref'i fi mevdi'ayni. Kitabımız iki yerde diyor biz bunu göreceğiz. Yani iki yerde vav merfuluk alameti olacak. Birincisi fi cem'il müzekkeri salim, cem'i müzekker salim isimlerde. Yani mühendisune gibi, müslimune gibi biz bunların merfu hallerini vavla göreceğiz. Ve fil esmâil hamse ve beş isimde yine biz bunların merfuluğunu vavla göreceğiz. Peki nedir o beş isim? Mesela ebuke senin baban. Ehuke senin kardeşin. Hamuke senin kayınpederin fuke senin ağzın ve zumelin mal sahibi. Baktığımız zaman ebu, ehu, hamu, fu ve zu şeklinde bunların tamamının ne olduğunu görüyoruz. Vav ile merfu olduklarını görebiliyoruz. Şimdi birinci alametimiz dammeydi merfuluk için. İkinci alametimiz vavdı. Üçüncü alametimiz de elif olacak. Peki biz nerede elifi merfuluk alameti olarak göreceğiz. Fetekunu alameten lirref'i fi tefniyetil esmai khaseten. Özellikle özellikle isimlerin tesniyelerinde yani müsenna isimlerde. Ne gibi? galemeni gibi. Ne gibi? kitabeni gibi. Biz bunlarda yani müsenna isimlerin merfuluğunu dammenin yerine elifle göreceğiz ve Ağzımızdan şu irab dökülecek, akacak böyle. Merfuun bil elifi niyabeten ani dammeti li ennehu müsenna diyeceğiz sayın hocalar. Son olarak merfuluk için son alametimiz nun kaldı. Damme dedik, vav dedik, elif dedik ve nun kaldı geriye. Fetekunu alameten lirref'i fil fi'lel mudari. Biz nunu fiili muzaride merfuluk alameti olarak göreceğiz. Ama herhangi bir fiili muzari değil. Ne zaman? İza ittasale bihi damiru tesniye. Eğer bir fiili muzariye tesniye zamiri ev damiru cem'i veya cemaat zamiri ev damirul müennesetil muhataba ya da muhataba müenneslik zamiri bitiştiğinde biz onu göreceğiz. Yani parantez içinde biz efalu hamselerin merfuluğunu nun ile göreceğiz. Yansurani tensurani yansuruna tensurune. Tensurine. bak burada fiili muzariye ne bitişmiş cemaat vavu bitişti tesniye elifi bitişti ve muhataba yası bitişti İşte herhangi bir fiil-i muzari yeter ki kendisine bu saydığımız zamirlerden biri bitişsin ve adı efal-u dönüşsün o zaman bileceğiz ki onun merfu'lu ne ile olacak nun ile olacak sayın hocalar şimdi merfuluğu geride bıraktık. Merfuluğu tanımak için bize dört farklı alamet sunuldu. Bunların da hangi kelime gruplarında olduğunu kitap bize güzelce sıraladı. Sıra geldi mansup. Yani az önce söylediğim ibarenin ben sonuna kadar arkasındayım. Yani bu Tufetü Seniye'yi ya da bu Acrumiye'yi sevmemizi bence sağlayan en büyük etken bu irabı bu şekilde detaylıca ve teferruatla madde madde zikretmesi beni de derinden etkilemişti. Hala da hoşuma gidiyor. Bak bu ana metin bile bence çok güzel ilerliyor şu an. Olin nasbi hamsu alamet. Şimdi mansupluk için yani nasb için 5 tane alameti kitap bize sıralayacak. Mansupluk için 5 alamet vardır. El fethatu birincisi fetha, ikincisi elif, üçüncüsü kesre, dördüncüsü ye ve beşincisi de hasfun nun olacak. Yani öyle kelimeler göreceğiz ki Arapçada birazdan hepsini sıralayacağız burada. Ya fethayla mansup olmuştur, ya elifle mansup olmuştur, ya kesreyle mansup olmuştur, ya y ile mansup olmuştur, ya da nunun hasfedilmesiyle mansup olmuştur. Bak kelime hepsi mansup ama ne değişik? İrab aynı, irab alameti değişik sayın hocalar. Gelelim fethaya. Nasıl ki merfuluk için damme asli irab alameti ise mansupluk içinde fetha asli irab alameti olacak. Peki biz nerede göreceğiz bunu? Fetekunu alameten lin nasbi fi felateti mevadi Yani fetha mansupluk için üç yerde alamet olur. Birincisi fil ismil müfret, müfret isimlerde. İşte Aliyan gibi, mühendise gibi, mühendisen ya da el mühendise gibi müfret isimlerde fetha mansupluk alameti olur. Ve cem'i teksir, cem'i teksir isimlerde el ulema'e gibi ya da mecalise gibi ya da kutube gibi cem'i teksir isimlerde yine fetha mansupluk alameti olur. Vel ve fiilil mudari ve fiili muzarilerde fetha mansupluk alameti olur. Ama ne zaman herhangi bir fiili muzari değil. İza dehale aleyhi nasibun yani fiilin muzarinin başına bir nasbeden edat gelecek. Ve lem yettasil bi ahirihi şey'un. Sonuna da herhangi bir şey bitişmeyecek. Çünkü fiili muzarinin sonuna bir zamir bitişirse efalu dönüşür ya da mebni olur. Bizim istediğimiz kuraldan çıkar sayın hocalar. Bir daha söyleyelim. Öyle bir fiili muzari var ki evvela başında nasbeden edat var. Sonunda da herhangi bir bitişen bir şey yok. İşte o fiili muzari ne olacak? fethayla mansup olacak. Şimdi fethayı gördük mansupluk için. Sıra geldi elife. Fetekunu alameten Linnasbi fil esmail hamse. Elif esma-u de mansupluk için alamet olur. Ne gibi? Ra'eytu ebeke ve ehake. Ne yaptı? Senin babanı gördüm ve senin kardeşini gördüm. Burada ebe kelimesi mefulü bir mansup. Ne ile mansup? Elif ile mansup. Çünkü esmâ-u kamseden. Tıpkı ehanın elif ile mansup olması gibi. Ve mâ Ve buna benzer olan kelimelerde sayın hocalar. Demek ki biz elifi nerede göreceğiz? Esmâ-u kamsede mansupluk alameti olarak göreceğiz. Sıra geldi kesreye. Kesre ne zaman ve nerede mansupluk alameti olacak? fetekun alameten lin nasbi fi cem'il müennesis salim. Cem'i müennes salimlerde kesre mansupluk alameti olacak fethanın yerine. Ne gibi? mühendisetin gibi ya da muallimatin gibi sayın hocalar. Sıra geldi ye'ye. Ye. Bu dördüncü mansupluk alametimiz ye. Ye'yi nerede göreceğiz? Fetekun alameten lin nasbi fi tefniyeti vel cem'i. Tesniyelerde ve cemilerde yani müsennalarda ve cemi müzekker salimlerde demek istiyor kitabımız sayın hocalar. Müsennalarda mesela galemeyni dediğinizde galemeyni dediğinizde bu mansup olabilir. Çünkü müsennalar mansupluğunu ve mecrurluğunu da yeyle. O yüzden mecrur bahsine birazdan geleceğiz zaten. Cemi dediği de cemi müzekker sal. Yani mühendisine dediğimizde ya da muallimine dediğimizde y ile mansup da olabilir ya da birazdan göreceğiz ye ile mecrurda olabilir. Mansupluk için beşinci ve son alametimiz hasfun nuni nunun hasfedilmesi. Fe alameten lin nasbi", yani nunun <laughs> hasfedilmesi mansupluk için bir alamet olur. Nerede? Fil efalil hamse. Elleti ref'uha bi thabatin nun. Öyle ki merfuluğu nunun sübutuyla olan efalu hamselerde hasfun nun mansupluğun alameti olur sayın hocalar. Az önce bahsettiğimiz yensurani tensurani yensurune tensurune ve tensurine bunlar merfu hallerinde sonlarında nun mevcut iken mansup hallerinde sonlarındaki nun olmayacak. Yani len yensura len tensuri len yensuru gibi olacaklar sayın hocalar. Şimdi merfuluğu ve <laughs> mansupluğu geride bıraktık. Sıra geldi mahfutluha yani mecrurluğa. Ve hafti alamet mecrurluğun yani mahfutluğun üç tane alameti vardır. Nedir onlar? El kesratu kesre vel ya'u ye vel fethatu ve fetha sayın hocalar. Yani bir kelime kesreyle de mecrur olabilir. Y ile de mecrur olabilir. Fethayla da mecrur olabilir. Bakacağız. Tabii ki nasıl ki merfuluğun asli alameti damme ise, mansupluğun asli alameti fethaysa, mahfutluğun asli alameti de ne olacak? Kesre yani el hafdu olacak. Şimdi öncelikle kesreye bakalım. Kesre nerelerde mecrurluğun asli alameti olacak. Fetekun alameten lil hafti fi thalathati mawadi. 3 yerde ...üç yerde kesre mecrurluk için alamet olur. Birincisi fil ismil müfredi, müfred isimlerde Ali'in gibi, kitabin gibi, galemin gibi ama fil ismil müfredil munsarif olacak. Yani gayrimunsarif isimler olmayacak. Mesela Mekke bir isim ama Mekketi olmuyor. Kesre ile mecrur olmuyor sayın hocalar. O yüzden burayı bir daha söyleyelim. Kesre 3 yerde mecrurluk alameti olacak. Birincisi munsarıf müfret isimler. İkincisi cemi tekstir munsarıf. Munsarıf cemi tekstir isimler. Ve üçüncüsü de cemi müennes salimler. Yani muallimatin gibi sayın hocalar. Buralarda kesre ne olacak? Mecrurluk alameti olacak. Birinci alametimiz kesre idi mecrurluk için. İkinci alametimiz y idi. Bakalım y'yi nerede göreceğiz? Fetekunu alameten lil hafti fi selaseti mevadi. Y harfi, y harfi üç yerde mecrurluk için alamet olur. Birincisi fil il hamse beş isimde. Mesela ne diyelim? Marartu bi ebi babamla karşılaştım. Marartu bi ebi. Burada mesela e, ne oldu? Mecrurluk alameti ye oldu. Neyin? Beş isimleri. Bir ebi olmaz. Bir ebi ke olacak. Bir ebi olmaz. Bir ebi ke olacak. Marartu bi ebi ke. Senin babanla karşılaştım. Şimdi oldu. Beş ismin mecrurluğu ye ile olacak. İkinci yerimiz ve fit tesniyeti vel cemi. Yine müsennalarda ve cemi müzekker salimlerde ye mecrurluk alameti olacak. Yani galemeyne dediğinizde ya da mühendisine ya da muallimine dediğinizde bunlar ne olacaklar? Y ile mecrur olacaklar. Şimdi mecrurluğun birinci alameti kesre, ikinci alameti y ve üçüncü son alameti nedir? Fethadır. Öyle bir kelime göreceğiz ki bu kelime mecrur olmuş ama fethayla. Hangi kelime bu? Fetkun alameten lil fil il ismiyle la yansarifu. yani munsarif olmayan, yani gayrimunsarif isimlerde memnu mine sarf dediğimiz, gayrimunsarif isimlerde ne olur? Fetha mecrurluk alameti olur. Mesela Mekke'te gibi sayın hocalar ya da İbrahim'e gibi İsmail'e gibi bunların hepsi fetha ile mecrur olacaklar. Şimdi merfuluk mansupluk ve mecrurluğu geride bıraktık. Geriye sadece meczumluk kaldı. Velil cezmi alameten meczumluğun iki alameti vardır. Cezim için iki alamet vardır. Nedir bunlar? Sükun vel hazf. Sükun ve etmektir. Peki sükunu nerede göreceğiz? E sükunu feyekunu alameten lil cezmi fil fi'lil mudari'i sahihil ahir. Sonu sahih harfle biten sonu sahih harfle biten fiili muzaride sonu sahih harfle biten fiili muzaride sükun meczumluk alameti olur. Peki hasfı biz nerede göreceğiz? Hazf yani harfin hasfedilmesi sayın hocalar. Harfin hasfedilmesi. Fe yekun alameten lil cezmi fil fi'lil mudari'il mu'tellil ahir. Bunu iki yerde göreceğiz iki yerde göreceğiz. Birincisi sonu illet harfiyle biten fiili muzarilerde o illet harfinin hasfedilmesi yani harf, hasfu harfil illeti bir meczumluk alametidir. İkinci olarak da ve fil efalil hamsetilleti ref'uha bi thabatin nun. İkincisi de ikincisi de merfuluğu nunun sübutuyla olan efalu hamselerin meczumluğu ne olacak? nunun hasfedilmesi olacak sayın hocalar. Yani hazıf konusu iki farklı konu. Birincisinde illet harfinin hasfı var. Birincisinde de nunun hasfı var. Ama neticede ikisi de ne ile meczum olmuş? İkisi de harfun hasfıyla meczum olmuşlar sayın hocalar. Şimdi buraya kadar söylediğimiz bilgilerde aslında belli bir yapının etrafında dolaşıp durduk. Muğrap olan kelimelerle alakalı bazı murap olan kelimelerin damme gibi, fetha gibi, kesre gibi, sükun gibi harekeyle irap olabildiklerini gözlemledik. Ve bazılı kelimelerin de muğrap olan bazı kelimelerin de harf ile irap olduklarını aslında az önce gözlemledik. Şimdi bütün bu yaptığımız sıralamalar Yaptığımız bütün bu kategorize etmeleri kitap bize yeniden yeniden yapacak çünkü bu öylesine önemli bir konu ki mutlaka kendi ismimiz gibi öğrenmemiz icap ediyor sayın hocalar. Şimdi gelelim yeni konu başlığımıza. Faslun el mu'rabatu kisman. Şimdi mu'rab olan kelimelerin iki kısım olmasıyla alakalı bir fasıl, bir bölüm göreceğiz. Az önce söylediğim kapıya çıkacak şimdi yolumuz. Kısmın mu'rab kelimelerin öyle bir bölümü var ki yu'rabu bil harekat hareke'lerle irap edilen bir kısım var. Ve kısmun yu'rabu bil hurufi ve harflerle irap edilen bir kısım var. Az önce söyledik ama şimdi bir daha söyleyecek. Şimdi yu yu'rabu bil harekat hareke'lerle irap edilenler erba'atu enva. Dört çeşittir. Nedir bunlar? Müfret isim, cemi teksir isim, cemi müennes salim isim, vel fi'lul mudari'ul lezi lam yattasıl bi ahirihi şeyun ve sonuna hiçbir şeyin bitişmediği fiili muzariler. Bir daha sayalım. Müfret isimler, cemi teksir isimler, cemi müennes salim isimler ve sonuna herhangi hiçbir şeyin bitişmediği fiili muzari. Bu dördünün ortak yanı ney? Bunların dördü de muğraptır ve bunların dördü de hareke ile irap olurlar sayın hocalar. Hareke ile irap olurlar. Nasıl? Ve kullühe turfe turfeu damme. Bunların diyor tamamı damme ile merfu olur. Ve tunsabu bil fetha tamamı fetha ile mansup olur. Ve tuhfedu bil kesre içinde mecrur olabilenler kesreyle ile mecrur olurlar. Ve tuczemu bir sükun ve sükunla meczum olurlar. Tabii ki buradaki isimleri yani müfret isim, cemi teksir isim ve cemi müennet salim kesreyle mecrur olurken buradaki sonuna hiçbir şey bitişmeyen fiili muzari ne olacak? Sükunla meczum olacak. Şimdi bu aslında genel kuralımız. Yani genel kural. Bu dört kelime türünün ortak yanları bu saydığımız irabı almaları. Damme ile merfu oluyorlar, feta ile mansup oluyorlar ve ile mecrur oluyorlar. Ama bu dört kelime grubuyla alakalı bu kuraldan dışarı çıkan üç farklı yerimiz var ve harcayan an kefenate tu eşya üç şey diyor bu kuralın dışındadır. Nedir o? Cemül müennes salim yunsabu sabu bil kesre. Cemül müennes salimler kesre ile mansup olurlar. Wal ismûl ledîla yansarifu bil fetha ve gayrûmansarif olan isimler ile mecrur olurlar. Vel fi'lul mudari'ul mu'tallul ahir. Sonu illetli fiili muzaride yuczemu bi hasfi ahirihi. Sonunun hasfiyle meczum olur. Az önce aslında bunların hepsini bize teker teker saymıştı sayın hocalar. Şurada bir yazım hatası var. Yani el ahiri bence ahiri olmayacaktı. Vel fi'lul mudari'ul mu'tallul ahiru. Yani sonu illetli fiili muzar. El ahir bence olmamış burada bunu el ahiru olarak düzeltelim. Şimdi bunlar hareke ile irap olanların durumuydu. Bir de harf ile irap olan bir kısımdan bahsettik az önce. yu yu'rabu bil hurufi erba'tu enva'in. Şimdi hareke ile irap olanlar da dört kısım. Harf ile irap olanlar da yine dört çeşittir. Nedir bunlar? Tesniye isimler, cem-i müzekker salim isimler, El ulu hamse beş isim vel efalul hamse ve beş fiildir sayın hocalar. Bunların hepsinin ortak yanı ne? Bunların hepsinin ortak yanı harflerle irap olmaları. Yani harekeyle değil de harflerle irap olmalarıdır. Ve kitap bize burada beş fiili bize saymış. Ve hiye onlar nedir beş fiil? Yef'alani, tef'alani, yef'alune tef'alune ve tef'aline. Bu beş fiilin muzari kalıbı. Beş fiil olarak bunları bileceğiz, bunları tanıyacağız. Diğer bir tabirle kendisine tesniye elifinin, cemaat vavının ve muhataba yağsının bitiştiği fiilin muzari kalıplarıdır bunlar sayın hocalar. Şimdi dedik ki biz tesniye isimler, cem-i müzekker salim isimler, beş isim ve beş fiil bunlar dedik harf ile irap oluyor. Peki nasıldı bunların irabı? Az önce söyledi ama yeniden sayacak. Ve emme tesniyetu tesniye isime gelince fetur feu bil elifi elifle merfu olur ve tun sabu ve tuh bil ya ye ile mecrur ve mansup olur. Ve emme cemol müzeker salim cemi müzeker salime gelince fe feu bil vav vav ile merfu olur ve Yumsabu ve yuh bil ya ye ile mansup ve mecrur ve emmel ul hamse beş isme gelince feturfeu bil vav vav ile merfu olur ve tunsabu bil elifi elif ile mansup olur ve tuhfedu bil ya ye ile de mecrur olur. Neyden bahsediyoruz? Beş isimden. Ve emmel efalul hamse beş fiile gelince feturfeu bin nun nun ile merfu olur yani nunun sübutu ile merfu olur ve tunsabu ve tuczemu bi hasfihe ve nunun hasfiyle mansup ve meczum olur sayın hocalar. Özellikle bu son okuduğumuz bölüm. <laughs> bu son okuduğumuz bölüm irapla alakalı olan bölüm. Özellikle de murab kelimelerin merfu, mansup, mecrur ve meczumluğuyla alakalı kitap bize altın değerinde ve hepimizin Allah'ın izniyle ezbere bildiği çok güzel bilgilerden bahsetti. Bu bölüm son derece değerliydi. Yani hepinizin o bölümü güzel bir şekilde bildiğinizden eminim ama özellikle o bölümde eksiği olanlar varsa aramızda ya da video izleyen kardeşlerimiz arasında mutlaka orayı defalarca defalarca izleyelim, orayı ezberleyelim, son derece önemli olduğunu da unutmayalım. Şimdi geldik fiiller bölümüne biraz isimlerden bahsetti kitabımız takdir ederseniz artık biraz da fiillerden bahsetme zamanımız geldi. El efalü selafet fiiller üç tanedir. Yani hangi Arapça kitabı okursak okuyalım. Karşılaşacağımız fiil türü üç tanedir. Madin, mazi fiil, mudari'un, muzari fiil ve emrun ve emir fiildir. Ne gibi? Nehvu örnek. Darabe vurdu bir mazi fiil. Yadribu vuruyor bir muzari fiil. İdrib vur bu da bir emir fiil örneğidir sayın hocalar. Bu zaten bildiğimiz basit bir konuydu. Devam edelim. Fel madi, mazi fiile gelince nedir mazi fiil? Meftuhul ahiri ebeden. Her zaman, her zaman nedir? Mazi fiilin sonu fethalıdır. Yani darabe dediğimizde doğru, sonu fethal. Vel emru meczumun ebeden ve emir fiilin sonu meczum yani sükunludur. Ne zaman? İdrib dediğimizde mesela bak bakıyoruz ki sonu sükunlu. Vel mudari'u mâ kâne evveli. Şimdi aslında kitap bize burada ne diyor biliyor musunuz? Baktığımız zaman bir fiil mazi mi, muzari mi, emir mi onu tanımamıza yönelik bazı pratik bilgiler veriyor. Gerçekten de doğru. Darabeye bakıyorsanız sonu fetalı diyorsunuz ki bu mazi fiil olabilir. Ya da idribe bakıyorsunuz sonu cezimli bu emir fiil olabilir diyorsunuz. Doğru bir tespit. Peki muzari nedir? Muzari fiil ma fi evvelihi ihda ezvaidil erba'i elleti yecmeuha Yani senin şu sözünün eneytu sözünün hepsini bir araya topladığı dört zaide ekten biriyle başlayan fiildir. Fiili muzari. Yani ya hemze ile başlar fiili muzari ya nun ile başlar ya ye ile başlar ya da P ile başlar. Yensuru olabilir. Tensuru olabilir. Ensuru olabilir. Nensuru olabilir fiili muzari. Ve huve merfu nebeden. Ve diyor ki fiili muzari merfudur. Doğru mu? Doğru. Yani yalın halde duran fiili muzari merfu tabi. Yensuru, yeclisu, yadribu bunların hepsi merfu. Ama bu merfu krallığının bir sonu var. Ne zaman? Hatta yedhule aleyhi nasibun ev cezimun. Ta, ta ki ta ki fiil muzarinin başına bir nasbeden edat veya bir cezmeden edat girinceye kadardır sayın hocalar. Peki nedir bu? Nasbeden edatlar, cezmeden edatlar nelerdir kitap? Burada kafamızda soru işareti kalmasın diye onları da bize saymış. Fennevesi bu aşaratun nasbedenler 10 tanedir. Nedir onlar? En, len, İzen şey la laul hatta ve cevab bil fa vel vavi, ve ev şimdi bunların aslında tamamı şu vav olsun şu ev olsun ya da şu fe'nin cevabı olsun ya da şuradaki laul Cuhud olsun ya da hatta olsun ya da şuradaki la mukey olsun biz bunları aslında ne olarak öğrendik daha önceki derslerimizde kendisinden sonra bunların tamamından sonra gizli bir en var. Eni mudmira var. Aslında orada da fiili muzari nasp eden bizzat bu saydıklarımızın bu saydığımız altı tane edatın kendisi değil. Bunlardan sonra gelen nedir? Bunlardan sonra gelen gizli bir endir. Bu arada şu la vardı ya. La ilk başta gördüğünüzde belki ya biz daha önce la diye bir şey duymadık diye hatırlayabilirsiniz ama ben bunu hatırlıyorum. Lamul cuhutta Bak lamu cuhud burası. Bu Lamut talil aslında. Lamu kasıt Lamut talil. Şimdi Lamut talilden sonraki fiili muzari böyle birleştiğinde orada bir için manası vardı. Aslında lamu Cuhud'da da aynı mana var ama dolayısıyla sanki orada bir key manası var diye okuduğumuz kitabın dip notunda lamu talilin diğer adı lamu yazıyor diye ben hatırlıyorum. Dolayısıyla buradaki lamu kasıt Lamut talil sayın hocalar. Bu 10 tanesi, bu 10 tanesi aslında 4 tanesi. Yani enlen iden fiili muzari nasbeden edattır. Diğer 6 tanesinden sonra en gelmiştir. Gizli bir eni mudmina ve yine fiili muzari orada nasbeden eni mudminadır sayın hocalar. Şimdi kitap bize fiili muzari nasbeden edatların 10 tane olduğunu vel cevazi mu aşara cezmeden edatların da 18 tane olduğunu bizlere söylüyor. Nedir bunlar? لم لما علم علم لام الامر والدعاء يعني yani لام الامر لام الدعاء مؤتملا بو ولا في النهي والدعاء بو دا النَّاهِيَ لا إن ما من مهما إذ ما أي متى أين أيان أن حيثما كيفما وإذا في الشعر خاصة Özellikle de şiirlerde diyor kullanılan izendir. Şimdi biz bunları tabi okuduğumuz kitaplarda bunları nasıl öğrenmiştik? Lem, lemme, lamul emir ve la nahiye. Bu dört tanesi lem, lemme, lamul emir ve la nahiye. Bunlar bir fiili muzariye cezmeden edatlardır. Geriye kalan diğerleri yani o dördünü çıkardığınızda geriye kalan on dört tanesi de nedir? İki fiili muzariyi cezmeden edatlardır. Aynı zamanda bunlar nedir? Aynı zamanda bunlar şart edatlarıdır. Biz bunu ne yapmıştık? Bu konuyu bu şekilde mütala etmiştik. Okuduğumuz hemen hemen her kitapta konu böyle gelmiştir. Şimdi kitap bize burada neyden bahsetti? Öncelikle mazi fiil, muzari fiil ve emir fiil vardır dedi mazi fiilin sonunun genelde fetalı, emir fiilin genelde sonunun sükünlü olduğunu ve fiili muzarinin genellikle sonunun merfu olduğunu söyledi. Ve fiili muzarinin başında mutlaka bir muzaraat harfinin mevcut olduğundan bahsetti. Sonrasında da bu fiili muzarinin merfuluğunu zedeleyen, başına bir nasbeden ya da cezmeden edat geldiğinde bunun olabileceğinden bahsetti. Ve bize nacizane, nacizane e, 14 tane nasbeden edatı ve 18 tane de cezmeden edatın ne yapmış olduğu saymış bulundu. Şimdi gelelim bu kitabı sevmemize yol açan, bu kitabı sevmemize yol açan bir başka başlıklandırma. Merfuat el-esme. isimlerin yani merfu olanları, isimlerin hangi isimler ya da şöyle söyleyelim biz cümlede merfu bir isim gördük. Bu isim bu cümlede ne olabilir? İşte onun cevabı bu başlıkta gizli. El merfuatu sebatun yani merfu'lar daha doğrusu isimlerden merfu' olanlar sebatun yedi tanedir. Nedir onlar? Birincisi fail. Şüphesiz baş elemanımız fail. Failler merfudur. Vel mef'ulü lezi lem yusamma fa'iluhu. Bak bu ibare gerçekten e, Tuhfetu Seniye'yi okurken bizi derinden etkilemişti. Faili isimlendirilmeyen mef'ul yani naibul fail. Sayın hocalar. Birincisi fail, ikincisi naibul fail. E bu ibare üzerinde o zaman çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu kitap e, yani Tuhfetü's-Seni'yi özellikle bu ibareyi nereden almış diye aşağıda güzel bir dipnot olduğunu da gözümün önüne geldi ama hatırlayamadım ama gözümün önünde canlandı. O yüzden bu ibare başka eserlerde de geçiyor diye herhalde o zaman kısa bir araştırma yapmıştık ve bu ibareyi görmüştük yani naibul fail demek yerine el mefulul lezi lem yusemme failuhu ibaresi çok daha böyle güzel oluyor sayın hocalarım. O zaman bir fail, iki naibul fail, üçüncüsü müpteda ve haber. Bak dört etti. Fail, naibul fail, müpteda, haber. Ve ismu kâne ve ehevâtihe, kâne ve kardeşlerinin ismi. Ve haberu inne ve ehevâtihe, inne ve kardeşlerinin haberi kaç tane etti hemen bir daha bir bunları sıralayalım fail naibul fail mübteda haber canenin ismi inna'nın haberi 6 tane etti ne demişti 7 tane demişti 7 tane peki yedincisi ne yedincisi ve tabi'ul merfu yani merfu olan bir ismin tabi'i olan isim sayın hocalar yani bir merfu isim var bu merfu isimden sonra gelen bazı şeyler var. Onun harekesini birebir kopyalayan. Ne mesela? Diyor ki onlar da dört tanedir. Naat mesela. Yani merfu bir men'utun naatı. Ya da atıf. Merfu bir ma'tufun ma aleyhin ma'atufu. Ya da tekit. Te yani bir merfu müekkedin tekidi te de merfudur. Ya da bedel. Merfu bir müptelun minhunun bedeli de ne olacak? merfu olacak sayın hocalar. Gerçekten muazzam bir anlatış. Yani böyle e, kategorize edince daha güzel oluyor. Derli toplu oluyor. En azından ezberlemesi kolay ya da konunun tekrarı babından açıldığında tekrar etmesi de son derece kolay ve güzel oluyor. Bu tarz kitapları seviyoruz. Yani bu şekilde merfuatlar, mansubatlar, mecruratlar ve meczumatlar diye konuları bu şekilde kategorize eden kitaplar aslında öğrencilerin bir nevi biraz daha sevdiği kitaplar oluyor sayın hocalarım. Şimdi yedi şeyin merfu olduğundan bahsettik ya az önce. Yedi farklı isimden bakacağız. Birincisi bunların şüphesiz faildir. Bakalım. El failu nedir fail? Huvel ismul merfuul mezkuru kablehu. Bak bu ibare beni her zaman etkiler. Yani kendisinden önce fiilinin zikredildiği merfu isimdir kendisinden önce fiilinin zikredildiği merfu isimdir fail. Peki biz zaten yani Nahul Vadıh'ta da buna benzer bir tabir vardı. Diğer eserlerde de buna benzer bir tabir vardı. Burada gözden kaçırmamamız gereken mesele failin bir isim olduğu, failin merfu bir isim olduğu ve failden önce onun fiilinin geçmiş olduğu. Bu son derece önemli hassas bir konu. Peki eğer olursa, eğer oldu diyelim mesela fiil önce değil de fail önce gelse fiil sonuna gelse acaba cümle fiil cümlesi olmaktan çıkar da isim cümlesi olur mu sayın hocalarım kimine göre oluyor kimine göre olmuyor kimileri diyor ki fail mutlaka e, fiil mutlaka failden önce gelmeli kimileri diyor ki böyle bir şey yok her türlü olur sayın hocalarım bu tarz tartışmalar yani benim en azından e, dikkatimi celbeden çok güzel tartışmalar bunu yakın bir tarihte okuduğum için gözümde canlandı. Yani şu eserimiz Semer Tahkikatun Nahviye eseri. İnşallah e, özellikle o bölümün video kaydını beraber yapalım. Orada bu kitap o konuyu ele al, Yani kitap 10-15 tane konuyu ele almış. Bunlardan birisi de bu konu. Yani failden önce fiil gelmek zorunda mı? Yoksa gelmeli değil mi diye bu tarz güzel bir konu var orada. İnşallah vakti zamanında ona da değiniriz beraber. Ee, bu tarz konular gerçekten dikkat çekici oluyor. Ama kitabımıza göre, Acrumiye kitabımıza göre, şu an okuduğumuz metine göre mutlaka ve mutlaka failden önce fiil gelmeli. Bu zaten laf aramızda genel kanaatta bu yönde sayın hocalar. Şimdi fail dedik ki fiilden sonra gelen merfu bir isimdir fail. Ve huve ala kısmeyn fail iki kısmı ayrılır. Nedir onlar? Zahirun ve mudmerun. Yani fail zahiri bir isim olarak karşımıza çıkabilir ya da mudmer yani bir zamir şeklinde de fail karşımıza çıkabilir. Fe zahiru nehu kavlike. Zahir olan açıktan gelen faile senin şu sözün örnektir ne mesela? Kame zeydun yani zeyd ayağa kalktı. Burada zeydun faildir ya da yekumu zeydun zeyd ayağa kalkıyor. Zeydun burada faildir. Qame Zeydani iki Zeyt ayağa kalktı. Ez-Zeydani burada faildir, müsennadır, elifle merfu. Az önce öğrendik. Yakumuz Zeydân. iki Zeyt ayağa kalkıyor. Ez-Zeydani yine fail, elifle merfu. Ve qame Zeydun Zeytler ayağa kalktı. Zeydun faildir, vav ile merfu. Cem-i müzekker salim az önce baktık. Yakumuz Zeydun Zeytler ayağa kalkıyorlar. Cem-i müzekker salim vav ile merfu. Az önce baktık. Kamer adamlar ayağa kalktı. Rical cemi teksir damme ile merfu. Az önce baktık fail. Ve yekumur rical adamlar ayağa kalkıyor. Er ricalu fail damme ile merfu. Ve kamet hindun. Hind ayağa kalktı. Hindun fail. tekumu hindun. Hind ayağa kalkıyor. Hindun fail. Ve kametil hinden iki hind ayağa kalktı. El fail. Elifle merfu. Ve tekumul hinden iki hind ayağa kalkıyor. El fail. Elifle merfu. Vakametil hindat Hintler yani ismi Hind olan bayanlar ayağa kalktı. E, Cem-i müennes salim damme ile merfu. Ve tekumul hindat ismi Hind olan bayanlar ayağa kalkıyor. <laughs> damme ile merfu Cem-i müennes salim. Ve kametil hünudu bu da Cem-i teksir. <laughs> Hintler e, ayağa kalktı. Ve tekumul hünudu bu da yine Cem-i tekstir ve bu ikisi de fail ikisi de damme ile merfu. Ve kame Kardeşin ayağa kalktı. Ehu fail. Vavla merfu. Beş isimden. Ve yekume ehu ke. Kardeşin ayağa kalkıyor. Ehu fail. vavle merfu. Beş isimden. Ve kame gulami. Çocuğum ayağa kalktı. Gulami fail ve mimin üzerinde takdiri damme ile merfu. Çünkü burada ne var? İştigalül mahal var. Muzaftır. Mütekellim miyasına muzaf olduğu için irabı takdiridir. Bu ileride konu olarak inşallah gelecek. Ve yakumu gulami ve çocuğum ayağa kalkıyor. Burada da yine gulami. Gulami bölümü faildir. Takdiri damme ile merfu mimin üzerinde muzaftır. Mütekellim yası muzafın iley. Muttasıl mecrur zamir fi mahalli cerdir. Buradaki y buradaki y ikisinin irabı da aynıdır. Ve me eş ve hezalik. Ve buna benzer olan başka kelimeler de sayın hocalar. Şimdi biz ne yaptık? Bizler tabii ki az önce yani merfu olabilen isim kategorilerinde baya bir okuma yaptığımız için kitap burada bir bize burada hazır fail konusu gelmişken hazır isimlerin merfuluğuna dikkat çekilecekken farklı farklı gruplarda yani müfret isim geldi, müsenna isim geldi, müzekker isim geldi, müennes isim geldi, cemi müzekker salim geldi, cemi müennes salim geldi, beş isim geldi vesaire vesaire. Her isim kategorisinden bize onların nasıl merfu geldiklerini ve nasıl merfuluklarını sergilediklerini bize gösterdi. Burada neyi bize gösterdi? Zahir isim şeklinde nasıl fail gelebiliyor? Genelde zaten hep böyle gelecek. Ekseriyeti böyle geliyor. Peki walmud meru ithna asra zamir şeklinde fail gelebilir mi? Gelebilir. Ve kitabımız diyor ki bu da 12 şekilde olabiliyor kavlike senin şu sözün örneğinde olduğu gibi yani senin şu sözün buna örnektir. Nedir o? Daraptu ben vurdum. Darap ne biz vurduk. Darapte sen vurdun bir erkek için. Darapti sen vurdun bir bayan için. Daraptume siz ikiniz vurdunuz iki erkek ya da iki bayan için. Bu arada yazarak soruma cevap verirseniz müteşekkir olacağım sıkılmadınız değil mi sayın hocalarım 12 sayfa olmuş 12 sayfadır okuyoruz ama daha önümüzde baya bir vakit var belki de bitireceğiz Ben iş, bu e, nasıl diyeyim iştahla anlatmaya devam ediyorum ama yorulup sıkıldıysanız da bırakabiliriz ama ben devam edeceğiz bakalım biraz daha okuyalım e, daraptum sizler vurdunuz cemi erkekler için daraptun ne sizler vurdunuz cemi bayanlar için darabe o vurdu gizli bir hüve zamiri darabet o vurdu bir bayan gizli bir hiye zamiri. Darabe o ikisi vurdular tesniye elifi. Darabu onlar vurdular cemaat vavı. Ve darap ne? O cemi bayanlar vurdular. Burada da nunun nisveyi görebiliyoruz. Tabii ki biz önceki derslerimizde o kadar çok bunlardan bahsettik ki. Yani bunların muttasıl merfu zamir olduklarından bir fiile bitiştiklerinde mutlaka ve mutlaka fail olarak bitişmek zorunda olduklarından o kadar çok bahsettik ki. Bunların bazıları fiili sükun üzere çoğunluğu diyelim çoğunluğu fiili sükun üzere mebni yaparken içinde damme üzere mebni yapan da var. Cemaat vavı gibi tesniye elifi gibi feta üzere mebni yapan da var sayın hocalarım. Bu zamiller yani özellikle cemaat vavı tesniye elifi muhataba yası ve nunun nisve için konuşacağım. Bu dördü sadece fiili maziye değil muzari ve emir fiile de bitişebildiklerini hepimiz zaten bilebiliyoruz. Bunu niye söylüyoruz? Velev ki sen bir fiile bu zamirlerden birini bitişmiş görürsen anla ki o bu fiilin failidir. O bu fiilin failidir. Fail zamir olarak gelmiş Ragin yani laf aramızda. Bazen bazen fail daraptu darabne daraptu ya da daraptideki gibi muttasıl merfu zamir olarak gelebilir. Bazen de darabe ve darabet örneğindeki gibi ya da unsur örneğindeki gibi ya da yensuru ya da tensuru örneğindeki gibi gizli bir ente, gizli bir huve, gizli bir hiye şeklinde de fail gelebilir. Ama bu neyi değiştirmez? Onun zamir şeklinde fail olduğunu da değiştirmez. Ha muttasıl zamir, ha müstetir zamir. Neticede zamir şeklinde faildir sayın hocalar. Şimdi yedi çeşit Merfu isim var dedik. Bunların birincisi faili geride bıraktı. İkincisi nedir? El mef'ul lem yusamme failuhu. Faili zikredilmeyen mef'ul babı. Yani ne babı? Naibul fail. İkincisi naibul fail. Ve huvel şimdi naibul fail nedir? Nedir naibul fail? Ve huvel ismul merfu. O merfu bir isimdir. Ellezi öyle ki lem yuzkar lem yuzker zikredilmedi. Me'ahu onunla beraber fa'iluhu. Faili zikredilmedi. Yani kendisiyle beraber failinin zikredilmediği merfu isim nedir? Naibul faildir. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Şimdi kitap tabi yani kısa bir cep kitabı ama o da dayanamamış. Yazar da dayanamamış. Bazı teferruatlı bilgileri vermeye çalışıyor. Arada serpiştiriyor ki öğrencilerin gönlü hoş olsun. Şimdi diyor ki bize Naibul failde biliyorsunuz ki Naibul faille beraber fiilin de meçhul olması lazım. Şimdi o meçhulleştirme olayına kitap bize burada biraz tarif edecek. Fe in kana'l fi'lu madiyen şayet fiil mazi ise mazi fiil ise dumme evveluhu ilk harfi ötrelenir ve kusira ma qabla ki Sondan bir önceki harfi de kesrelenir. Nasara değil de nusira gibi. Ve in kana eğer fiil muzari ise dumme evveluhu ilk harfi ötrelenir ve futiha ma qabla ahirihi. Sondan bir önceki harfi de fethalanır sayın hocalar. Tabii ki burada kitap bize mücmel bir tarife gitmiş. Yani fiili maziyi nasıl meçhulleştiriyoruz? Fiili muzariyi nasıl meçhulleştiriyoruz? Bu konuda kısa bilgiler vermiş. İsterseniz bunları bu konunun geçtiği her derste yaptığımız gibi biraz daha teferruatlı ele alalım. Özellikle mazi fiilin, öncelikle mazi fiil nasıl meçhul yapılır? 1. İlk harfi ötreliyoruz. 2. Son harfe dokunmuyoruz. 3. Sondan bir önceki harfi kesililiyoruz. 4. Cezimli harfler cezimli kalmaya devam ediyor. 5. Geri kalan harfleri ötreliyoruz. Tabi bu söylediğimiz kural 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli fiiller için Bunların tamamı için geçerli. Altı fiiller için de geçerli. Biraz daha geniş bir kural. Peki fiili muzariyi nasıl meçhulleştiriyoruz? İlk harfe dokunmak gene yok. Son harfe dokunmak gene yok. Sondan bir öncekini feta alıyoruz. Mazide kesrelemiştik. Bunda feta alıyoruz. Dördüncü kural cezimli harfler cezimli kalacak. Beşinci kural geriye kalan harfleri de fetalıyoruz. alıyoruz. Mazi bu şekilde meçhulleştiriliyor. Muzari bu şekilde meçhulleştiriliyor sayın hocalar. Şimdi ve huve ala kısmeyn yani nasıl ki fail hani iki kısımdı yani zahir bir isim şeklinde fail vardı bir de gizli zamirsel şekilde bir e, fail vardı. Aynısı naibul fail için de geçer. Yani naibul failin zahiri de var mudmar zamir şeklinde olanı da var. Peki zahiri nasıl oluyor? Ne gibi? Duribe zeydun yani zeyt vuruldu. Zeyd'i biri dövmüş. Zeyd naibul fail burada. Ve yudra bu zeydun. Zeyd vuruluyor. Zeyd dövülüyor. Burada da yine zeydun naibul fail. Ukrime amrun. Amra ikram edildi. Amrun burada naibul fail. Ve yukramu amrun. Amra ikram ediliyor. Amr burada yine naibul fail. Eğer bu şekilde zahir bir isim şeklinde gelirse naibul fail. Bu zahir naibul fail anlamına gelir. Zamir olarak gelen naibul fail de 12 tanedir. Çünkü fail de zamir şeklinde 12 idi. Naibul fail de yine 12'dir. Ne gibi? Duriptu. Yani ben vuruldum. Duribna bize vuruldu. Duripte sen sana vuruldu. Duripti sen vuruldun. Duriptuma siz ikiniz vuruldunuz. Dövüldünüz yani. Duriptum sizler dövüldünüz. Cemi erkekler. Duriptun ne sizler dövüldünüz. Cemi bayanlar. Duribe o vuruldu. O dövüldü. Bir erkek. Duribet o vuruldu. Bir bayan. Duribe o ikisi dövüldüler. Duribu onlar dövüldüler cemi erkekler. Duribne o bayanlar o cemi bayanlar dövüldüler vuruldular. Şimdi buradaki tabii ki tesniye elifleri cemaat vavları nunun isveler ya da nasıl diyelim harekeli teyler bunların tamamı fi mahalli ref olup tamamı naibul faildir. Tabii ki duribenin naibul faili gizli bir hüve zamiri, duribetin naibul faili de gizli bir hiye zamiridir. Yani bunda da fail için söylediğim şeyi aynen söyleyeceğim. Yani zamir şeklinde, muttasıl merfu zamir şeklinde de gelebilir naibul fail ya da huve ve hiye ya da ente örneklerinde olabildiği gibi müstetir zamir şeklinde de gelebilir naibul fail sayın hocalar. Şimdi merfu isimlerden fail ve naibul faili geride bıraktık. Sıra geldi neye? Mübteda ve habere. Nedir mübteda? El mübteda u yani kendisiyle başlanılan manasında, kendisiyle kelama başlanılan kelime manasında bede'e el müptede o ismi meful yani huvel ismul merfu'ul ari şimdi güzel bir tarif huvel ismul merfu o merfu bir isimdir ama nasıl bir merfu isim el ari soyutlanmış neyden anil avamilin lafziye lafzi amillerden soyutlanmış merfu bir isimdir. Bu kitap neden bu ibareyi kullandı? Son derece mantıklı. Çünkü baktığımız zaman mesela fail merfu dedik az önce. Ama faili merfu yapan başındaki fiilidir. Sayın hocalar. Yani failin merfuluk alameti başındaki amil olan fiildir. Ama müpteda da merfudur. Ama müptedayı merfu yapan başında bir amil yoktur. Lafzi zahiri bir amil yoktur. O yüzden kitap burada böyle güzel bir ibare kullanıyor. Burada dikkat çıkan mesele nedir? Fail gibi, naibul fail gibi müftedanın da mutlaka merfu olması gerektiğidir. Peki haber nedir? Huvel ismul merfu'ul müsnedu iley. Şimdi müsned ve müsnedu iley. Kendisine isnat edilen yani müsnedu ileydir haber merfu bir isim olup müsnedu ileydir sayın hocalar. O zaman ne oldu? Müpteda müsnet oldu. Haber müsnedu iley oldu. Bakalım müpteda haber örneklerimize. Zeydun gaimun yani zeyd ayağa kalkandır. Zeydun müpteda gaimun haber. İkisi de müfret isim. ikisi de dammeyle ile merfu. Ez zeydani gaimani iki zeyd ayağa kalkanlardır. Ez zeydani müpteda elifle merfu. Gaimani haber ve elifle merfu. Ez zeydûne gâimûne zeytler ayağa kalkanlardır. Ez mübteda müptedâ vavile merfu Cemi müzekker salim. Gâimûne haber ve vavile merfu Cemi müzekker salim. El müptede u kismen Şimdi mübteda iki kısımdır. Zahirun ve mudmer. Yani zahir bir isim şeklinde mübteda gelebilir ki az önce okuduğumuz örnekler hep bunun örneğiydi. Mudmar. Zamir şeklinde de mübteda gelebilir. Fezzahiru ma taqaddeme zikruhu. Yani zahiri müptada az önce zikri geçendir. Yani zeydun, ez zeydani, ez zeydune bunların tamamı nedir? Zahir müptedaya örnektir. Peki mudmar müpteda nasıl olacak? İthne aşara mudmar müpteda 12 tanedir. Nedir onlar? Ene ben, nehnu biz, ente sen, enti sen bir bayan için. Entüme siz ikiniz iki erkek ya da iki bayan için. Entum sizler cemi erkekler. Entun ne sizler cemi bayanlar. Hu ve o bir erkek gayip. Hiye o bir bayan. Hume o iki bayan. O iki erkek. Hum o cemi bayanlar. Cemi erkekler. Hunne o cemi bayanlar. N ee, şimdi. Burada 12 tane zamir saydık. Bu zamirlerin bir ortak adı var. Bunlar nedir? Bunlar munfasıl merfu zamirler. Bunlar munfasıl merfu zamirler. Dolayısıyla bunlar ref zamirleridir. Dolayısıyla bunlar bir cümlede kullanıldıklarında çok rahat müfteda olabilirler. Ne gibi? Ene ga'imun. Yani ben ayaktayım. Yani Ene müfteda. Munfasıl merfu zamir. Sükun üzere mebni fi mahal haber. Nehnu ga'imun. Bizler ayaktayız yani. Nehnu müfteda. Ga'imun haber. Nehnu munfasıl merfu zamir. Fi mahal-i Ve ma eşbehezal. Veya bunun benzerliği. Yani mesela ente ga'imun diyebiliriz. Hiye ga'imetun diyebiliriz. هما قائمen diyebiliriz. Örneklerini ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Mübteda için kitap bize gerçekten güzel bir açıklama yaptı. Merfu bir isim olduğunu, başında bir amilin olmadığından bahsetti bu merfuluğu yapabilmek adına. Sonrasında da zahiri bir mübteda ile karşılaşabildiğimiz gibi zahir bir isim ya da müdmar zamir şeklinde yani munfasıl merfu zamir şeklinde mübteda ile karşılaşabileceğimizi de söyledi. Sıra geldi habere. Vel haberu kısmen. Haber iki kısımdır. Bu da çok güzel bir konu. Yani özellikle müfret olmayan haber benim özel ilgi alanım. Müfret bir haber olabilir ya da gayru müfret. Müfret olmayan bir haber olabilir. Tabii ki burada müfret haberden kasıt nedir? Müfret haberden kasıt tek bir kelime. Tabii ki bu tek bir kelime müfret olabilir, müsenna olabilir, müsenna olabilir, cemi olabilir. Cemi müzekker salim, cemi teksir, cemi müennet salim. Bak hangisini görürsek görelim haber müfrettir. Şimdi müfret nedir? Müfret nehvu kavlike senin şu sözünde olduğu gibidir. Zeydun gaimun, zeydun gaimun, gaimun müfret bir haber. Ez zeydani gaimani, gaimani müfret bir haber. Ama müsenna ez zeyduna gaimune Gayimune müfret bir haber ama cem Müzekker salim. Bak bu olabilir. Yani müfret haberden kasıt sayısal olarak tek bir kelime olmak. Yoksa nicelik bakımından bir değil. Müsenna da olur, Cem-i Müzekker, Cem-i salim, Cem-i Tekstil, müfret. Bunların tamamı müfret habere girer. Aynı şekilde yani bu şekilde bir müpteda olsaydı o da müfret bir müptedaydı sayın hocalar. Peki müfret olmayan haber nedir? Müfret olmayan haber erbaatu eşya dört şekilde biz müfret olmayan haber görebiliyoruz. Birincisi car ve mecrur şeklinde yani şibü cümle dediğimiz haber olabilir. İkincisi zarf şeklinde zarf ve onun muzafın ileyi şeklinde yine şibü cümle şeklinde bir haber olabilir. Üçüncüsü el fi'lu me'a fa'ilihi yani failiyle beraber fiil şeklinde yani fiil cümlesi şeklinde haber olabilir. Ki bu gerçekten çok güzel oluyor. Dördüncüsü de vel müftede u haberihi haberiyle beraber müfteda şeklinde haber yani isim cümlesi tarzında da haber olabilir. Şimdi örneklerimize bakalım. Zeydun fiddar. Zeyd evdedir. Fiddar burada car ve mecrur. Yani şibü cümle şeklinde haberdir. Zeydun indeke. Zeyd senin yanındadır. İnde burada bir zarf-ı mekan. Ke onun muzafın ileyhi. Yani burada yine zarf şeklinde yani şibü cümle şeklinde bir haber kurgulanmıştır Zeydun game ebuhu. Zeyd babası kalkandır. Zeydun game ebuhu burada tabii ki bir fiil cümlesi şeklinde haberimiz var. Game fiili mazi feta üzere mebni. Ebu onun faili, vabile merfu beş isimden muzaf hu muzafın lefi mahallicer. Game ebuhu fiil cümlesidir ve fiil mahalle ref'tir. Çünkü haberdir. Haber burada ne olarak gelmiş? Haber burada fiil cümlesi olarak gelmiştir. Ve zeydun cariyetuhu zahibetun. Yani zeyt nedir? Komşusu gidendir. Cariyetuhu zahibetun. Komşusu gidendir. Burada da zeydun müfteda. Cariyetuhu zahibetun haber. Cariyetun müfteda. muzafu hu zahibetun haber. Yani burada bir isim cümlesi şeklinde haberimiz var. Dolayısıyla da buna ne diyeceğiz? Fi mahallir ref demeyi unutmayacağız sayın hocalar. Şimdi şöyle söyleyelim. Faili geride bıraktık. Naibul faili geride bıraktık. Müpteda ve haberi de geride bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Müpteda ve haberin başına gelen amillerden biraz bahsedeceğiz. Babul <laughs> avamili dahileti alel müpteda vel haber. Müpteda ve haberin başına gelen amiller. Ve <laughs> hiye Selâfetü eşya. Onlar diyor 13 tanedir. Onlar 13 tanedir. Nedir onlar? Kâne ve ehevâtuhe. Kâne ve kardeşleri. İnne ve ehevâtuhe. İnne ve kardeşleri. Ve zanentu ve ehevâtuhe. Zanne ve kardeşleri. Sayın hocalar. Diyor bunlar kaç tanedir? Bunlar toplam 13 tanedir. Sayın hocalar. Bakalım gerçekten 13 tane mi? Birazdan bunları göreceğiz. Abi, pardon özür dilerim 13 değil. Ve hiye eşya. Üç şeydir bunlar. Yani üç farklı grup var. Bunlar müptada ve haberin başına geliyorlar. Nedir bunlar? Birinci grup kâne ve kardeşleri. ikinci grup inne ve kardeşleri. Üçüncü grup da zanne ve kardeşleridir. Şimdi öncelikle tabii ki bunların içerisinde en fazla kullanılan kâne ve kardeşleri. Gerçi inne ve kardeşleri pek ondan aşağı kalır yönü yok ama olsun. Kâne ve kardeşleri neymiş bakalım. Fe inne he onlar yani kâne ve kardeşleri terfi'ul isme ismi ref ederler ve tensibul habera haberi de mansuplaştırırlar. Yani müfteda ve haberin başına kâne ve kardeşleri gelecek. Bunlar isimlerini yani müftedayı merfulaştırırken haberlerini yani haberi de mansuplaştıracaklar. Peki nedir bu kâne ve kardeşleri? Kâne, emse, esbaha, edha, zalle, bâte, Sara leyse Mazale, ma infekke ma e, ma beriha ma damedir. Sayın hocalar. Ve ma tasarrafe minha. Ve bunlardan tasarruf edilenler. Yani bunların çekimleri de buna dahildir. Sayın hocalar. Yani kâneyi sadece fiil maz değil muzari ve emir versiyonuyla ya da emseyi, esbahi, edahi, zalle, bâteyi, bu sarayı bunları dediğimiz gibi muzari ve emir versiyonları da kullanabiliyoruz. Ya da leyseyi sadece Mazi formuyla mesela kullanabiliyoruz. Yine burada zikredilen bu mezzele, ve bunlar neydi? Bunlar efalül istimrardı sayın hocalar. Ama bazı kitaplar dediğimiz gibi bunları kendi ve kardeşlere olarak sıralarken, bazı kitaplar bunları efalül istimrar diye devamlılık, süreklilik bildiren fiiller diye müstakil bir konu başlığında da zikrediyorlar. Ama bir arada da zikredilebilir çünkü bunların hepsinin ameli aynıdır. Şimdi kitap burada burada veme tesarrefen minha demiş. Yani bu kâne ve kardeşlerinden tasarruf edilenler yani sadece bu gördüğümüz halleri değil de çekimi yapılabilenlerin çekimli versiyonları da aynı ameli yapar demek istemiş ve buna örnek vermiş. Mesela kâne gibi yekunu kun da diyebilirsiniz. esbaha yusbihu esbih diyebilirsiniz. Bunların tamamı aynı ameli yapar. Yani bunlar ismini ref ve haberini nasb yapacaklar. Kekulu sen şöyle dersin, kâne zeydun gâimen, zeyd ayakta idi, kâne fiili mazi, zeydun kânenin ismi ve merfu, gâimen kânenin haberi ve mansup, ve leyse amrun şahisan, şahis baktığımız zaman böyle dik dik bakan bir kimse olarak onu buldum, o yüzden amr şahıs değildir, yani dik dik bakan bir kimse değildir. Leyse fiili mazi, amrun, leysenin ismi ve merfu, şahisan, leysenin haberi ve mansup olacak ve ma ve buna benzer diğer örnekler sayın hocalar. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Yani biz konuyu işte Zeydun gaimeni kane Zeydun gaimeni irab ederken ne söylüyoruz? İşte Zeydun kane'nin ismidir. Gaimen kane'nin haberidir diye yıllardır bu şekilde irab ediyoruz. Bu son derece doğru bir irap. Bu da neyden kaynaklanıyor? Kane'nin nakıs bir fiil olmasından. Sadece bir faille yetinemeyip yanına müfteda ve haber şeklinde iki isim alması gerektiğinden yıllardır bahsediyor. Dolayısıyla da Zeydun kendinin ismi kaimen kendinin haberi olacak bize göre. Ama bu şimdi yer yer konuyu bölüyorum. Bu Tahkikatun Nahvi eserinden alıntılar yapıyorum ama ya gerçekten güzel bir anlatımı var. Ee, sizleri de biraz heyecanlandırmak istiyorum bu kitaba dair. Burada okuduğum konulardan bir tanesi de yine bu kane ile alakalı. Bir gruba göre, bir gruba göre kane hiç nakız fiil olarak kullanılmaz diyor sadece her zaman tam fiil olarak kullanılır. Tam fiil olarak kullanılır. Bizim az önce yaptığımız irap nakız fiil olduğu ki genel geçer kuralda zaten bununla alakalı. Nakız fiil olduğunda Zeydun kendinin ismi kaimende de kendinin haberi olacak. Ama o diğer azınlık gruba göre eğer biz Kâne'yi tam fiil olarak kabul edersek onlar nasıl irap ediyorlar bu kitapta biliyor musunuz sayın hocalarım? Ne diyorlar? Zeydun kânenin failidir. Zeydun fail ve damme ile merfu. Gaimende burada haldir ve mansuptur diyorlar. Sayın hocalarım böyle bir grup ve bu tarz yaptıkları bir irapları var. Bunu niye söyledim? Hem farklı görüşlere açık olmalıyız. Yani farklı görüşlerin de olduğunu bilmeliyiz. Hem de bunlara ait eserleri okuyalım ki e, biz hangi kanatı benimseyeceğiz? Ya da bizim bu e, o az olan İlmimize göre kafamız nereye doğru yatacak? Bunu hem anlatmaya çalışıyorum hem de bu kitaba dahi olan özlemimizi biraz daha iştiyakımızı arttırmak istedim. <laughs> Geri gelmişken bahsetmek istedim nacizane sayın hocalarım. Şimdi tane ve kardeşlerinden sonra inne ve kardeşlerine geliyor. Emme inne ve havetuhe inne ve kardeşlerine gelince fe <laughs> innehe onlar ne yaparlar? Tensibul isme ve terfeul habera isminin nasb haberi de merfu ulaştırırlar. Yani baktığımız zaman Kâne'nin amelinin tam tersini yaptıklarını görebiliyor. Peki nedir inne ve kardeşleri? İnne, enne, lakinne, keenne, leyte ve Lealle. Bunların tamamı innenin kardeşleridir. İnne ve enne'yi irab ederken ne diyoruz? Harfu tekit. Lakinne'yi irab ederken harfu istidrak. Keenne'yi tarif ederken harfu teşbi. Leyte'yi tarif ederken harfu temenni lealleyi tarif, e, tarif ederken de harfu teracci diye bunları ne yapıyoruz? irap ediyoruz. Tekulü sen şöyle dersin. inne zeyden gaimun muhakkak ki zeyd ayaktadır. Zeyden innenin ismi ve mansup gaimun innenin haberi ve merfu. Bak ne yaptı? İsmini naz haberini merfu yaptı. Leyte amran şahisun yani keşke amr şahis olsa yani dik bakışlı olsa Leyte film e, isimdir. Feta üzere mi? Leyte harftir. İsim nereden geldi aklıma? Leyte harftir ve feta üzere mebni harfu temenni. Amran leytenin ismi ve mansup şahisunda leytenin haberi ve merfudur. Ve ma eş ve ve bunun benzerler. Şimdi bu söylediğim bilgiyi bak kitap da burada vermiş. Öylesine güzel bir bilgi çünkü bunu öğrenmeden yapamayacağız. Ve ma'na inne ve enne lit tevkid İnne ve ennenin manası tekit içindir. Ve lil istidrak, lakinne istidrak için, ke enne teşbih için, leyte temenni için, lealle teracci ve tevakku içindir sayın hocalar. Bunlarda yani irab ederken ne yapılmalı? Bu noktalara da ne yapabiliriz? Mesela ee, temas edebiliriz. Çok da güzel oluyor yani irab ederken. Şimdi kendi ve kardeşleri, inne ve kardeşleri derken konumuz nereye geldi? Zanne ve kardeşlerine. Fe inneha tensibul mübtede'e vel habera ala ennehuma mef'ulani lehe. Bu diğerlerinden biraz farklı bir mevzu. Bu diğerlerinden biraz farklı bir mevzu. Burada ne meselemiz var? Burada şöyle bir meselemiz var. zanne ve kardeşleri mübteda ve haberin ikisini de mansuplaştırıyorlar. Çünkü ikisini de meful olarak alıyorlar. Yani müpteda birinci meful, haber ikinci meful gibi düşünebilirsiniz. Peki nedir bu zanne ve kardeşleri? Zanentu, hasiptu, hiltu, zaamtu, raeytu, alimtu, vecettu, ittahastu, cealtu, semiatu. Bunların tamamı zanne ve kardeşleri. Tabii ki bunların hepsinin cümleye kattığı manalar bir değil. Mesela zanne hasibe ve hil gibi buradaki zeamtu gibi mesela bunlar hep neyi ifade ediyor? Bunlar zam bildirenler. Ya da diğerleri ra'itu alime ve cettu ittakastu gibi bunlar da bir e, yakinen bir ilimi bilmeyi ifade ediyorlar. Yani bunların manaları birbirinden biraz farklı. Sayın hocalarım zanne ve kardeşleri konusunu zaten daha önce de işlemiştik. Bunların manaları birbirinden biraz farklı ama hepsinin ortak bir yanı var. Bunlar zanne ve kardeşleri, bunlar Mübteda haberin başına geliyorlar. Onları iki mefule çeviriyorlar. İkisini de nasf ediyorlar. Ne gibi? Zanentu zeyden gaimen. Yani zeydi ayakta zannetti. Şimdi bu örneğimizde zeyden birinci meful gaimen ne oldu? İkinci meful. Ya da raeytu amran şahisen. Amrın e, dik başlı yani dik bakışlı olduğunu bildim. Öğrendim yani. Amran birinci meful şahisen ikinci meful ve ma veya buna benzer diğer örneklerde olduğu gibi sayın hocalar. Şimdi kitap bize ne demişti? Kitap 7 farklı merfudan bahsetti değil mi? Az önce 7 farklı merfudan bahsettik. Nedir bunlar? Fail dedik, naibul fail dedik, müptada dedik, haber dedik, kendinin ismi dedik, innenin haberi dedik ve merfu bir şeye tabi olanlar dedik. Şimdi bunların hepsini geride bıraktık. Geriye ne kaldı? O merfuya tabi olanlar. Et tabi'u lil merfu. Yani tavabi dediğimiz. Tabi olan kelime grupları kaldı. Bakın biz hala neyi işliyoruz? Biz aslında hala merfuların bahsi içerisindeyiz. Neyi göreceğiz? Naat'ı göreceğiz. Tabii ki bunlar adı üstünde. Bunlar tabi olanlar. Yani mesela bir naat yani bir sıfat merfuya tabi olduysa o da merf mansuba tabi olduysa o da mansup. Mecrura tabi olduysa o da mecrur. Birazdan göreceğiz şimdi. Ennaatun naat na nedir? Yani sıfat. Tabiun lil men'ut fi ref'ihi ve nasbihi ve haftihi ve ta'rifihi ve tenkirihi. Naat nedir? Men'utuna, men'utuna yani mevsufuna, merfuluğunda, mansupluğunda, mecrurluğunda, marifeliğinde ve nekreliğinde tabi olan kelimedir. Tabii ki burada biraz e, sıralanmış ama biraz daha fazla ekleme yapılabilir. Sonuçta biz neyi biliyoruz? Sıfatın mevsufuna 10 yerde tabi olduğunu biliyoruz. Merfuluk, mansupluk, mecrurluk, marifelik, nekrelik. Başka ne var mesela? Müfretlik, tesniyelik, cemiyelik. Bir de ne vardı? Marifelik, nekrelik zaten saydı. Bir daha söyleyelim. Merfuluk, mansupluk, mecrurluk marifelik, nekrelik, ve yani müzekkerlik, müenneslik, müfretlik, tesniyelik, cemilik. Toplam 10 yerde naat men'utuna uymak zorunda. Şimdi örneklere bakalım. Gâme zeydunil akilu. Akıllı zeyt kalktı. Zeydun fail ve men'ut. El akilu onun sıfatı ve merfu. Bakın ikisi de merfu. Ra'eytu <gâme> zeydan el akile. Akıllı zeydi gördüm. Zeydan mefulü bih mansup onun naatı da el akile mansup. Ve marartu bi zeydin akil akıllı zeyt ile karşılaştım. Zeydin burada harfi cerden dolayı mecrur ve mevsuf ve men'ut el akili sıfatı naatı da tıpkı onun gibi mecrur. Dolayısıyla merfu bir Men'utun naatı da merfu olacak. Mansubun ki mansub mecrurun ki de ne olacak? Mecrur olacak sayın hocalar. Sıra geldi Marife ve Nekre'ye. Marife ve Nekre konusuna giriş yapacağız. Şöyle bir bakayım. Acaba kitap burada. Şimdi e, tabilerin bize dört tane olduğunu söyledi. Naat dedi, atıf dedi, tekit dedi ve bedel dedi. Ama burada sadece naatı bize açıkladı. Şimdi başka bir konu başlığına geçeceğiz. Nedir yeni konumuz? Marife ve Nekre konusu. Marife ve Nekre. El marifetu marife olan kelimeler kamsetu eşya. Beş şey marifedir. Beş şey marifedir. Bunlardan birincisi el ismul mudmar. Yani zamir olan isimler. Daha doğrusu isim olan zamirler. Ne gibi? Ene gibi, ente gibi. Bunların tamamı nedir? Bunların tamamı zamirdir ve marifedir. Vel ismul alem. Özel isimler. Ne gibi? zeyt gibi, Mekke gibi. Bunlar da yine marife isimlerdendir. Bir diğeri el ismül mübhem. Mübhem olan isimler. Yani tam olarak e, ne anlama geldiği belli olmayan isimler. Ne gibi? Haza'daki zâ vâ gibi, hazihi'deki zihi gibi, ha ulayi'deki gibi, ha ulayin'in ulayi bölümü. Şimdi bunları yaptığımız kasasun nebi'in ve Siretu Hatemin Nebi'nin derslerinde özellikle yaptığımız iraplarda bunları ayırıyoruz değil mi? Harfu tenbihlerle ismi işareleri ayırıyoruz. Dolayısıyla buradaki mübehem isim olan zedir, zihidir ve ulaidir. Bunların tamamı nedir? Bunların tamamı marife isimdir. Vel ismul lezi fihil elifu vel lam ve eliflam olan isimler. Yani başında el takısı olan isimler yine nedir? Marife isimlerdir. Ne gibi? Erraculu gibi ya da el gulamu gibi. Şimdi biz neyi sayıyoruz burada? Beş tane marife isim türü var dedik. Zamirler, alem isimler, mübhem isimler yani ismi işareler ve isim mevsuller de aslında bunun içine girer. Sayın hocalarım isim mevsuller de bunun içine girer. Ve diğeri de nedir? Başında el takısı olan isimler. Bunların tamamı marife isimdir. Tamamı marife isim. Ve me udife ila vahidin min ve yine bu 4 e, dört türden bu dört türden herhangi birine izafe edilen isimler de marifedir. Yani nasıl söyleyelim bunu? Mesela e, bir zamire zamire muzaf olmaz pek ama bakalım dört olarak şunları mı saydı acaba? Mesela bunlara işte muzaf olan bir isim sayın hocalar. Mesela bir alem isime muzaf olursa ya da el takılı bir isime muzaf olursa şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz ki ee, muzaflık bir marife konumudur. Dolayısıyla bir isme muzaf olan diğer isimle ne kazanır? Marifelik kazanır. Dolayısıyla beş tane dedi ya. Beşincisi bu. Beşincisi marife bir isme muzaf olan isim de yine nedir? Marifedir. Gelelim nekreye. Marifeyi tanıdık. Bir de nekreye bakalım. Kullu ismin şai'in fi cinsihi. Yani kendi cinsine yayvan olacak la vahidun duna Yani ondan başka herhangi birine bu hususileşmeyecek. Ona has olmayacak. Sayın hocam, yani nasıl diyelim? Kendi cinsinde bağımlı olan bir isimden bahsediyoruz. Ve takribuhu, takribuhu neymiş bakalım? Kullu ma salaha duhulul elif ve lam ale. Kitap bakın burada nekreyi bize aslında e, güzel de bir tarif etmiş. Yani nasıl diyelim? Üzerine el takısının girmesi uygun olan bütün isimler diyor, nekredir. Üzerine yani başına el takısının girmesi uygun olan bütün diyor isimler nedir? Nekre isimlerdir. Tıpkı racülünün erracülüye, ferasunun da el ferasuya dönüşmesi gibi sayın hocalar. Şimdi gelelim atıf konu başlığımıza. Az önceki maddeyi bir kere daha şuradan tekrar etmek istiyorum. Ne vardı? Merfuya tabi olanlar. Neydi onlar? Naat vardı, atıf vardı, tekit te vardı ve bedeldi. Az önce naatı gördük. Muhtemelen şimdi de bu sıralamayla atıfı kitap bize anlatmaya çalışacak. Evvela nereden başlamış? Evvela atıf harflerinin sayısını söyleyerek başlamış. Ve huruful atfi aşaratun atıf harfleri 10 tanedir vav en fazla kullanılan vav fe kumme ev em imme bel la lakin ve hatta ama hatta için fi ba'dil mevadi bazı yerlerde diyor hatta atı farfi olarak kullanılabilir böyle toplam kaç taneye ulaşmış olduk 10 taneye ulaşmış olduk şimdi fe in atafte bihe şayet sen bu atı farfleriyle ala merfu'in bir kelimeye atıfta bulunursan rafate onu merfu kılmış olursun ev ala mansubin nasabte eğer mansup bir isme bu atıf harfleriyle atıfta bulunursan o ma'tufu nasabte nasbedersin ev ala mahfudin hafatte ya da mecrur bir isme atıfta bulunursan o ma'tufu mecrurlaştırırsın ev ala meczumin cezemte ya da meczum bir fiile bu atıf harfleriyle atıfta bulunursan onu ne yapmış olursun? Onu meczumlaştırırsın. Yani matufun ma aleyhin irabı neyse matuf ma da aynı irabı alacak. Neyden dolayı? Atıf harflerinin gücünden kuvvetinden dolayı. Tekulü sen şöyle dersin. Gâme zeydun ve amrun. Zeyt ve amr kalktı. Zeydun fail matufun ma aleyh merfu. Vav wow, atıf harfi amrun matuf ma ve merfu. Bakın ikisi de merfu. Ra'aytu Zeydan ve Amran. zeyt ve Amr'ı gördüm. Zeydan mef'ulü bih mansup, ma'tufun ma aleyh. Vav atıf harfi Amran, ma'tuf ma ve o da mansup. Ma'tuf ma da mansup, ma'tufun ma aleyh de mansup. Ve marartu bi Zeydin ve Amrin. zeyt ve Amr'la karşılaştım. Zeydin bi'den dolayı kesreyle mecrur ve ma'tufun ma aleyh. Atı harfi var ve amrında tıpkı ma'tufun ma aleyh gibi mecrur. Zeydun lem yekum velem yakud yani zeyt kalkmadı ve oturmadı. Şimdi zeydun müptada tabii ki şu lem yakum bölümü haber fi mahalli lem cezmeden edat lekum meczum burada faili gizli bir hüve zamiri ve lem yakuma lem yakud atfedilmiş. Matufun aley meczum ve matuf da yine meczum. Şimdi zeydun ve amrunda da matufun yani merfuun merfuyu atfı Zeyden ve Amran'da mansubun mansuba atfı bi zeydin ve amrinde mecrurun mecrura atfı ve lem yekum ve lem yakutta meczumun meczuma atfını görüyoruz sayın hocalarım. Naatı geride bıraktık. Atıfı geride bıraktık. Sıra geldi te'kide. Be bu tevkid. Şimdi nasıl ki sıfat mevsufuna tabi ise maatıf ta maatuf maatufun tabi ise tevkitte müekkede tabi olacak. Ettevkidu tabiun lil müekkedi fi ref'ihi ve nasbihi ve haftihi ve ta'rifihi. Te teekid müekkede merfuluğunda, mansupluğunda mecrulluğunda ve marifeliğinde ne olur ona tabi oldu. Ve yekunu bi din ma'lume. Ma'lum yani bilinen bazı lafızlarla diyor teekid gerçekleşir. Nedir onlar? Mesela en nefsu el aynu küllü ve ecme'u lafızlarıdır. Ve tevebi'u ecme'a ve ecme'a'ya tabi olan diğer lafızlar. Ne gibi? Ekte'u gibi, ebte'u gibi, Epsau gibi. Tabi şunlar o kadar nadir kullanılıyor ki ben henüz daha hiç göremedim sayın hocalar. Dolayısıyla biz bu tekitle alakalı en nefsu el aynu küllü ve ecme'u lafızlarını referans olarak alalım. Bunlarla tekit yapacağız. Aynı şekilde ecmaya tabi olan buradaki ekte'u, ebte'u ve ebsa'u görürsek yine bunların tekit olduğunu bilelim. Şimdi bakalım. Zeydun kâme zeydun nefsuhu. Yani Zeyd'in bizzat kendisi kalktı. Zeydun burada neydi? Fail. Aynı zamanda müekket. Nefsu tekit olacak. Muzaf olacak. Hu muzafın ile. Ra'eytul kavme kullehum. Kavmin tamamını gördüm. El kavme mefulü bi aynı zamanda müekket hulle tekit te muzaf hu ile. Ve marartu bil kavmi ecmain yani kavmin tamamıyla karşılaştım. Bil kavmi de el kavmi müekket ecmaine de onun tekidi olacak ve tabii ki bil kavmi müekket mecrur diye ecmaine de cem müzeker salim şeklinde ye ile mecrur olarak gelecek sayın hocalar. Şimdi gelelim bedel konumuza. Bak dört tane saymıştık bunları. Naat dedik, atıf dedik, tekit dedik, bedel dedik ve sonuncu bedel konusuna geldik. İze ubdile ismun bin ismin yani bir isim bir isimden bedel getirildiğinde ev fi'lun min fi'lin ya da bir fiil bir fiilden bedel getirildiğinde tebi'ahu fi cemi'i arabi yani o min minhunun bütün iraplarına ne yapar? Tabi olur. Ve huve erbeatu eksam. Şimdi kitap burada bize yani bedelle alakalı bedelin kısımlarına, detaylarına ne yapacak? Biraz giriş yapacak. Ve diyor ki bize dört kısımdır. Yani bedelin dört tane çeşidi vardır. Bir tanesi bedelu şey imine şey. Bedelu şey imine Yani bir şeyin bir şeyden tam bedeli yani. Ve bedelul ba'di minel kul. Bu da tamdan bir bazının bir bölümün bedeli ve bedelü ihtimal bu tamamı yani ve bedelül galat dört farklı bedel türünden kitabımız ne yapıyor burada bahsediyor. Şimdi bakalım örneklerimize. Kame zeydun ehuke yani nedir? Kame zeydun ehuke yani senin kardeşin olan zeyd geldi. Bu bedelü ihtimal. Senin kardeşin olan zeyd. çünkü burada zeyd ile ehu tamamıyla aynı şeydir. Sayın hocalar. Ve ekeltur ragife sulusehu. Ragif neyse o ragifin üçte birini yemiş. Sayın hocalarım üçte birini yemiş. Burada da bir bölüm olduğu için bu da bedelü bad olacak. Sayın hocalar. Nefe'ani zeydun ilmuhu. Bu da aslında bedelü bad. Yani bu aslında neydi bir saniye? Nefe'ani zeydun ilmuhu. Yani zeydin ilmi. Bu bu hangisiydi bakalım hangisi olabilir? Ra'itu zeydenil ferase. Bu zaten bedelu galat yani at olan Zeyd'i gördüm. Bu el ferase, bu <laughs> bu bedelu galat. Bunu eledik. Şimdi bedelu ihtimal var elimizde ve bedelu şey yani bedelu kun min kulli şu bedelu şey mine şey. O zaman şey diyelim. Bu ilk örneğimiz yani Zeydun <laughs> ehuke bedelu kul min kul olsun. Öyle yani. Şu son okuduğumuz da yani nefaani Zeydun ilmu bu da bedelu ihtimal. Sayın hocalar. Evet. Bu şekilde de bedel türlerini kitap bize ne yapmış oldu? Tanıtmış oldu. Eratte entekule el ferase şu son örnekle alakalı yani raaytu zeydenil ferase derken diyor ki sen at demek istedin fe galitte fe ebtelte zeyden minhu ve ne yaptın? Zeyden, zeyden onu bedel getirdin ve diyor bunu ne yaptın burada bir? Bir hata yaptın. Çünkü at zeyt olmaz yani. Dolayısıyla bunu da kitap ne olarak isimlendirdi? Bedelu galat olarak isimlendirdi. Şimdi buraya kadar uzun bir dakika belki yarım saatten fazladır konuştuğumuz bölüm neyle alakalıydı? İsimlerin merfuluğuyla alakalı isimlerin merfuluğunu bitirmiş olduk. Şimdi gelelim isimlerin mansupluğuna. Be bu mansubat esme isimlerin mansuplu. El mansubatu 15 aşara. Mansubatlar nedir? 15 tanedir. 15 tanedir. Nedir bunlar? Onlar, el-mef'ulü bih. Birincisi mef'ulü bih. İkincisi mastar. Üçüncüsü zarf zaman, zarf mekan. Hal, temyiz, müstesna. Cinsinin nefyeden la'nın ismi, münada, mef'ulü li-eclihi, mef'ulü me'a, kaberu kâne ve ehavatihe, kâne ve kardeşlerinin haberi, ve ismu inne ve ehavatihe, inne ve kardeşlerinin ismi ve tabi'u lil mansub ve mansub bir kelimeye tabi olan isim. Ki bu da yine dört tane. Yani naat bir mansub men'utun naatı ya da bir mansub matufun aleyhin mansubu ya da bir mansub bir kelimenin tehkidi mansub bir müekkedin ya da mansub bir müptelun minhunun nesi bedeli Bunların tamamı da yine mansuptur sayın hocalar. Şimdi öncelikle mansubatlar konusunu kitabımız mefulü bih ile başlamış ki muhtemelen bu en fazla kullanılan olduğu için hepimizin en çok bildiği konulardan birisi mefulü bih konusu. Nedir mefulü bih? Ve huvel ismul mansubu lezi yakavu aleyhil fi'lu yani fiilin kendisi üzerinde cereyan ettiği meydana geldiği mansup isimdir mef'ulü bi. Yani failin fiilinden etkilenen mansup isimdir. Mefulü bih sayın hocalar. Nehvu kavlike ne gibi daraptu zeyden zeyde vurdum. zeyt burada mefulü bih ve mansuptur. Rakiptul ferase ata bindim. At burada mefulü bihtir ve mansuptur. Ve huve kısmen mefulü bih iki kısma ayrılır. Zahir olan yani zahir bir isim olarak gelen mefulü bih de var. Mudmar zamir şeklinde gelen mefulü bih de var. Zahir olarak gelen mefulü bih me tekaddeme zikruhu az önce zikri geçendir. Yani el zahir bir mefulü bihtir. Zeyden yine zahir bir mefulü bihtir. Peki hocam Allah razı olsun inşallah görüşmek üzere. Vel mudmeru ismen zamir şeklinde gelen mefulü bih de iki kısımdır. Muttasıl zamir şeklinde gelebilir mefulü bih. Ya da munfasıl Zamir şeklinde gelebilir mefulübi. Muttasıl şeklinde gelen 12 tanedir. Mesela darabeni bana vurdu mütekellim Yasin mefulübi. Darabene bize vurdu buradaki na mefulübi. Darabeke sana vurdu ke mefulübi. Darabeki sana vurdu ki mefulübi. Darabekume siz ikinize vurdu kume mefulübi. Darabekum sizlere vurdu kum mefulübi. Darabekun ne sizlere vurdu cemi bayanlar Kunne mefulübi. Darabehu ona vurdu hu mefulübi, darabehe ona vurdu bir bayana he mefulübi, darabehume o ikisine vurdu hume mefulübi, darabehum onlara vurdu hum mefulübi, darabehunne o cemi bayanlara vurdu humme mefulübi. Bunların tamamı muttasıl mansup zamir şeklinde mefulübih ve tamamı fi mahalli nastır. Munfasıl zamir şeklinde gelen mefulübi 12 tanedir. Bunlar aynı zamanda munfasıl mansup zamirlerdir. İyyâye yalnızca bana İyyâne yalnızca bize İyyâke yalnızca sana İyyâke yalnızca sana bir bayan için İyyâkume yalnızca siz ikinize İyyâkum yalnızca sizlere İyyâkunne yalnızca sizlere Cemî bayanlar İyyâhu yalnızca ona İyyâhe yalnızca o bayana İyyâhume yalnızca o ikisine İyyâhum yalnızca onlara Ve İyyâhunne yalnızca o onlara Cemî bayanlar için Burada gördüğümüz zamillerin tamamı böyle bir bütün halinde munfasıl mansup zamirlerdir ve çok rahat mefulübi olarak gelebilirler sayın hocalar. Şimdi mefulubi'yi geride bıraktık. Sıra geldi mastara. Mastar konusu. El mastaru nedir mastar? Huvel ismul mansub. O mansub bir isimdir. Ellezi yeciu thalithen fi tasrifil ef'al. Fi tasrifil fi'li. Yani fiilin tasrifinde, fiilin çekiminde saliten. Üç harfli bir halde gelen. Gelendir. Ne gibi? Darabe, bu darben. Vurdu, vuruyor, Vurmak. Tabii ki bu nerede geçerli? Bu dediğimiz nerede geçerli? Bu sülasi fiillerin mastarları için geçerli. Ve huve kısmen. Şimdi o iki kısımdır. Yani mastar iki kısımdır. Lafzi olabilir. Manevi olabilir. Fe in vafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi fehuve lafziyun. Eğer mastarın lafzı, mastarın lafzı, mastarın fiilinin lafzına uygunsa o zaman o nedir? Lafzi bir mastardır. Yani şöyle söyleyelim. Mastarın harfleri fiilin harflerinden oluşuyorsa bu lafzi bir mastardır. Ne gibi? Gatel tuhu gatlen. Tabii ki bu gatlen aynı zamanda burada mefulu mutlak olacak. Birazdan onu da göreceğiz. Gatlen gateleden türeme. Dolayısıyla bu lafzi bir mastardır. Ve in vafaka ma'na fi'lihi dun lafzih Eğer mastar fiilin manasına uygun ama lafızına uygun değilse o zaman bu manevi bir mastardır. Ne gibi? Celestu gu'uden. Şimdi ga'ade de celese aynı manada ama bizzat aynısı değil. Dolayısıyla gu'uden burada mastardır. Mefhulu mutlaktır. Ama nedir? Manevi bir mastardır. Ya da gumtu vukufen. Yani kalkmakla kalktım. Gamede kalkmak, ve kafede kalkmak manasında. Burada bu kufen mefulu mutlak kullanılmış. Aynı zamanda bu nedir? Manevi bir mastardır. Ve ve zelik veya bunun benzerleri. Şimdi mefulu bir konusunu geride bıraktık. Mastar konusunu geride bıraktık. Zarfu zaman ve zarf-ı mekana diğer adıyla mefulu fih konusuna bakalım. Zarfu zaman nedir zarfu zaman? Hu ve ismuz zaman. O bir zaman ismidir el mansubu bi takriri fi yani cümlede bir fi takriri takdir edilen bir fi varmış gibi bir mansub, zamana delalet eden isimden bahsediyoruz. Ne gibi? El yevme gibi. Celestu el yevme derseniz el yevme zarfu zaman olur ve mefulü fi olur. Ya da el leylete gibi ya da gudveten gibi bukreten gibi seharan gaden atemeten sabahan mesaan, ebeden emeden hinen ve meş Bunların tamamı zarfu zaman olarak kullanılıyorlar ve ne olacaklar? Mansup olacaklar ve nedir bunlar? Aynı zamanda mefulu fihtir. Zarfu mekan dediğimizde de bu ve ismul mekanil mansubu bir takdiri yine cümlede bir fi takdiri varmış gibi mansup bir zamana delalet eden, mekana delalet eden bir isimden bahsediyoruz. Ne gibi? Emame gibi. Önünde, halfe arkasında, kuddame, vera'e arkasında, fevka üstünde gibi ta'ta 'inda ma'a iza'a iza'a tilka'a buna'tan gibi. Bunların tamamı da zarf-ı mekandır. Genellikle zarf-ı mekanlar muzaaf olarak gelmeyi severler. Sayın hocalarım, genellikle zarf-ı mekanlar muzaaf olarak gelmeyi severler. Onu da hatırlayalım. Şimdi geldik hal bahsine, hal gerçekten güzel bir konu. Yani ismi de güzel. Nedir hal? El halu huve'l ismul mansubu El müfessiru lima in behemen minel heyhat. Şimdi durumlardan tabii ki bildiğiniz üzere hal cümlede neyi açıklar bize? Failin ya da mefulü bihin o fiil gerçekleştiği durum ki halini bize bildirir. Dolayısıyla kitabın yaptığı tarif çok güzel burada olmuş yani. Durumlardan herhangi bir durumun yani durumlardan o içinde bulunduğu durumu müfessir eden, tefsir eden mansup isimdir hal. Ne gibi? Câ'e zeydun rakiben. Yani zeyd biner halde geldi. Rakiben burada haldir ve failin durumunu bize bildirir. Ya da rakibtul ferese müsrecen. Yani eğerlenmiş, eğer takılmış bir halde ata bindim. Burada da müsrecen haldir ve neyin durumunu bildirir bize? Mef'ulü bihin durumunu bildirir. Ya da lakaytu abdallahi rakiben. Yani biner halde gelen Allah'ın kuluyla karşılaştım. Abde burada mefulü bihtir. Sahibul haldir. Rakiben onun halidir. Burada da mefulü bi hallenmiştir. Ve me eşbe veya bunun benzeri. Şimdi halle alakalı önemli bazı kurallarımız var. Ve la yekunul halu illa nekirata. Bakın kitap ne diyor? Bu konuda son derece kararlı. Hal diyor sadece nekre olarak gelebilir. Vale yakunu iller بعد temamil kelam ve ancak cümle yani kelam tamamlandıktan sonra gelebilir. Üçüncü kural. vale yakunu sahi buha iller marife ve hal hani sahibul hal diyor kesinlikle ne olmak zorunda marife olmak zorunda sayın hocalar. Bunlar çok önemli üç tane kural. Hal kesinlikle nekre olacak. Hal, kelam tamamlandıktan sonra yani cümlede fiil, fail, mefulübi bunlar yerine oturduktan sonra hal gelecek. Üçüncü olarak da sahibül hal mutlaka ve mutlaka ne olmalı? Marife olmalı. Çünkü biz bilmediğimiz bir şeyin nekre olan, bilmediğimiz bir şeyin halinden bahsedemeyiz sayın hocalarım. Gelelim temyiz konusuna. Et temyizu huvel ismul mansubul müfessirü lima in behememine zevat. Yani zevatlardan, durumlardan. Ee, o anki şeyi bizlere yani onu bizlere tefsir eden açıklayan bir mansup isimden bahsediyoruz. Temiz son derece önemlidir. Mesela tesabbebe zeydun arakan ya da tefekka bekrun şahmen gibi. Yani zeyd tesabbebe artık başına ne geldiyse bunu bize anlatan arakan kelimesidir. Ya da bekrin başına ne geldiyse bunu bize anlatan şahmen kelimesidir. Veya tabe muhammedun nefsen yani tabe güzel oldu, güzelleşti Muhammed ama hangi açıdan? Nefis bakımından sayın hocalar. Bunların tamamı temizdir. Arakan temiz, şahmen temiz, nefsen temizdir. İştenaytu işrine gulemen, işteraytu satın aldım İşrine gulem, 20 çocuk ya da gulemin başka bir manası olabilir burada. Burada gulamen nedir? Temizdir. Çünkü bu olmazsa işrineden manayı çıkaramayız. Ya da melek tu tis'ine na'ceten. Burada yine şu tis'inenin açılımı nedir? Ne aceten kelimesidir. Yoksa tis'ineyi anlayamayız. Ve zeydun ekreme minke eben ve ecmele minke vecen. Şimdi zeyd senden daha cömerttir. Eben yani babalık bakımından. Ve ecmele minke vecen ve senden daha güzeldir. Vecen yüz bakımından. Bunlar olmazsa bu cümleler kesinlikle anlaşılmaz. Sayın hocalarım temiz bu konuda son derece önemlidir. Yine temizle alakalı kitap çok güzel iki tane kural burada sıralamış. وَلَا يَكُونُ تَمِيزُ اِلَّا نَكِرَةً Temiz diyor kesinlikle sadece nekre olarak gelir. Tıpkı hal gibi. وَلَا illa اِلَّا بَعْدَ تَمَامِ kelam Ve diyor ancak kelam tamamlandıktan sonra temiz gelebilir. Tabi hal ve temizi birbirine karıştırmamak lazım. İlk bakışta karışır gibi görünüyor ama ikisi de son derece farklı merciler kesinlikle karışmayacak. Benziyor ama karışmayacak. Gelelim mansubatlardan bir diğeri olan istisna konumuza. Ve huruf-i istisna-i istisna harfleri 8 tanedir. Nedir onlar? İlla gayru siva suve seveun hale ade ve haşa. Bunlar diyor toplam 8 tane istisna edatımız. Tabii ki illa en fazla kullanılıyor. Gayru ve siva ondan sonra kullanılıyor şu hala ada haşa bunlar nadir de olsa kullanılıyorlar. Fel müstesna şimdi tabii ki bu kullanılan istisna edatına göre cümlenin yapısı birazcık değişiyor. Ne gibi? Fel müstesna bi illa eğer illa ile yani bir kelime illa ile müstesna olmuşsa o zaman yumsa bu el kelamu tamamen mucebel. Eğer kelam tam yani eksiksiz yani müstesna minhu kelamda zikredilmişse ve kelam olumluysa o zaman mutlaka ve mutlaka müstesnanın mansup olması lazım. Ne gibi? Gamel gavmu illa zeyden. Yani kavim ayağa kalktı zeyt hariç. Burada müstesna minhu zikredilmiş kelam olumlu ve dolayısıyla da müstesnanın burada mansup olması vacip sayın hocalar. Karacen nasu illa amran. insanlar çıktı amr hariç. Burada da yine müstesna minhu fail olan ennasu zikredilmiş. Dolayısıyla kelam da olumlu. Bu sebeple amran müstesnası mutlaka ve mutlaka mansup olacak. Bu nerede geçerli? İstisna edatı illa ise geçerli. Ve inkânel kelamu menfiyen teemmen. Eğer kelam tam, yani kelam olumsuz ama tamsa, yani müstesna minhu var ama cümle olumsuzsa, o zaman cezefihil bedelu ve al istisna. O zaman iki irabımız var. Ya müstesna mansup olacak ki caizdir ya da müstesna müstesna minuhunun bedeli olup onun aynı irabını alacak. Ne gibi? Me kamel kavmi illa zeydun ya da illa zeyden diyebilirsiniz. Neden? Kelam olumsuz ama tam. Çünkü el kavmi müstesna minuh zikredilmiş. İki seçeneğimiz var. Ya müstesna mansup olur zeyden gibi ya da Müstesna minhunun irabı neyse aynısını alır ki burada müstesna minhu merfuydu. O yüzden müstesna da merfu olacak Zeydun gibi. İkisi de caizdir. İsterseniz ma kamel kavmu illa Zeydun deyin ya da ma kamel kavmu illa Zeyden deyin. İkisi de caiz. Ve in kana'l kelamu naqisan eğer kelam nakıssa yani müstesna minhu yoksa ve olumsuzsa ki bunu Tufetü Seniye işlerken ee, söylediğimizi hatırlıyorum. Yani bunda tek seçenek var. Tek seçenek var. Müstesna minhu yok ama kelam olumsuz. Tek seçenek bu. O zaman ne olacak? Kâne ala asabil avamil. Ala hasabil avamil. O zaman biz müstesnayı cümledeki amillere göre harekeleyeceğiz. Ne gibi? Mâ kâme zeydun. Sanki burada illa yokmuş gibi. Zeydun burada fail gibi. Bunu merfuladık. Yani kimse kalkmadı. Yani Zeyd'den başka kimse kalkmadı. Ya da ve me darabtu illa zeyden. Zeyden başkasına vurmadım. Burada zeyden mefulü bih gibi. Çünkü burada ne yok? Müstesna yok. Ve me marartu illa bi zeydin. Ancak zeytle karşılaştım. Burada da yine zeydin. Hep amiller neyi gerektiriyorsa öyle irab edeceğiz. Burada müstesnaları. Neden? Çünkü buradaki istisna nakıs. Müstesna minhu cümlede yok. Bu söylediğimiz Müstesna konusundan beri söylediğimiz bütün kurallar ne için geçerli? Yani istisna edatı illa olduğunda geçer. Peki vel müstesna bi gayri ve siven ve suven ve sevein eğer gayri ile, siva ile, suve ile ve sevein ile yapılan bir müstesna varsa kesinlikle onlar mecrur olacaklar. Yani bir gayri lahi gibi kesinlikle mecrur olacaklar. La gayru başka bir ihtimal yok. Diğer bir seçenek hala ile yapılan ada ve haşa ile yapılan müstesnalarda ise şöyle bir kuralımız var. Yecuzu nasbuhu ve cerruhu. Hala ada ve haşa'dan sonra gelen müstesna mansup olabilir, mecrur olabilir. Eğer siz hala ada ve haşa'yı fiil mazi kabul ederseniz müstesnalar onların mefulü bihi olarak mansup gelecekler. Ama hala ada ve haşa'yı harfi cer olarak kabul ederseniz Bunlardan sonra gelen müstesnalar mecrur olacaklar. Ne gibi? gamel kavmu hala Zeydan ve zeydin yani mesela Kamel kavmu hala Zeydan ya da zeydin diyebilirsiniz. Kavim ayağa kalktı zeyt hariç. İster hala Zeydan deyin isterseniz hala zeydin deyin ya da ada amran ve amrin yani Kamel kavmu ada amran ya da kamel kavmu ada amrin diyebilirsiniz. Ya da kamel kavmu haşa bekran ya da haşa bekrin de diyebilirsiniz sayın hocalar. Burada hatırladığımız bir kural bunların başına ma gelebiliyor. Yani ma gibi olabiliyorlar. Eğer ma gelirse mutlaka ve mutlaka mansup olmalı müstesna diye. O şekilde ne yapalım kuralımızı da hatırlatmış olalım sayın hocalar. Şimdi gelelim la cinsini nefyeden la konu başlığımıza. İ'lem enne la nekirat. Sen bil ki cinsini nefyeden la nekreleri mansup eder. Bi gayri tenmin, tenminsiz bir şekilde yani, tenminsiz bir şekilde. İzâ beşaratin nekire, yani bizzat nekire de, yani bizzat nekire cinsini nefyeden la'dan sonra geldiyse, ve lem var, la, ve cinsini nefyeden la'da tekrar etmemişse, bu söylediğimiz geçerli. Tabi kitap, e, presleme bir kitap olduğu için bu arada söylediğim detaylar Tufet-ü e de vardı. Burada da var ama de, izah edilmemiş haliyle var. Yani dedik ki eğer nekre bir isim cinsini nef eden la'dan sonra hemen gelir. Yani araya bir fasıla girmezse ve cinsini nef la tekrar etmezse o zaman ne yapacak? Cinsini nef la ismini nasip edecek. Ne gibi? La racule fidda. Evde hiçbir adam yoktur gibi. Buradaki racule cinsini nef la'nın ismi ve feta üzere mebnidir. Fe innem tubâşirhe ve ref'u eğer hemen sonuna gelmezse cinsini nef eden la'dan sonra o zaman merfu olması gerekir. Ve vecebe tekrarü la. Ve la'nın da tekrar etmesi vacip olur. Yani gerekir değil de vacip olur. Ne gibi? La fidderi racülün ve la, ve la Burada ne oldu? İsmi olan racülünden önce yani cinsinin nefyeden la ve ismi arasına fidderi girdi. Dolayısıyla ismi merfu olacak ve la da tekrar edecek. Bakın la bir daha yazıldı burada ki imraatun ona atfedilebilsin diye sayın hocalar. Fe'in tekerrar la eğer la tekrar ederse bu örnekte gördüğümüz gibi la tekrar ederse caze i'maluha amel etmesi de caizdir ve ilgauha amel etmemesi de caizdir. Fe in şi'te şi şayet sen dilersen şöyle dersin la racule fid ve la imra'ete dersin. Bak burada mesela e, la tekrar etti. La tekrar etti. Dolayısıyla buradaki nasıl ki la racule'ye amel ettirmişti. Buradaki imra imra'ete de amel ettirdi. Eğer biz amel etmesi istersek ettiriz. Ama amel etmesin dersek ve tekul tekulte dilersen de şöyle dersin. La racülün fiddari ve la imraetun. Bak burada da mesela ne yapmadı? La'nın tekrarından dolayı la amel etmesin dedik. ikisinde de amel etmedi sayın hocalarım. Gelelim münada konu başlığımıza. Gerçekten güzel bir konu münada konusu. El münada kamsetu enva. Münada beş çeşittir. El müfredül alem müfret özel isim şeklinde münada gelebilir. Nekreyi maksude olarak münada gelebilir. Nekreyi gayru maksude olarak münada gelebilir. Muzaf şeklinde münada gelebilir. El müşebbehu bil mudaf. Muzafa benzer şeklinde yani şebihi bil muzaf şeklinde de münada gelebilir. Eğer müfret alem şeklinde ve nekreyi maksude şeklinde münada gelirse Fe yani ale damme min gayri tenmin. Bunlar tenminsiz bir şekilde damme üzere mebni olurlar. Ne gibi? Ya zeydu gibi. Ey zeyd ya da ya racülü gibi. Bir daha söyleyelim. Müfret alem ya da nekreyi maksude şeklinde münada gelirse bunlar tenminsiz bir şekilde damme üzere mebni olacaklar ki bu çok fazla kullanılan zaten en fazla kullanılan münada çeşidi bu. Ve selâfetul bâkiyetu geri kalanlar yani eğer nekreyi gayru maksude ya da muzaf ya da şibibil muzaf şeklinde münada gelirse bunlar mansup olacaklar. Yani mebni değiller ya abdallahi gibi. Bunlar mansup olacaklar mebni olmayacaklar. La gayru başka bir seçenek yok burada sayın hocalar. Şimdi babul eclihi yani mefulili li eclihi konusundayız. Nedir mefulü li eclihi? Ve huvel ismul mansubul lezi beyanen. Açıklamak için zikredilen mansup isimdir. Vuku -fi li sebebi vuku'il fi'l fiilin meydana gelme sebebini açıklamak için zikredilen mansup isimdir. Ne gibi? Hame zeydun iclalen amrın yani amra saygı için zeyd ayağa kalktı. Iclalen mefulü li eclihidir. Ve kasettuke sana yöneldim iptigae me'rufike yani senin bilgini işte ummak için sana yöneldim. İptigae burada nedir? Mefulü Liecli'dir. Bu gerçekten güzel bir konudur sayın hocalar. Mefulü eclihi konusu. Mefulü mea konusuna baktığımızda ve huvel ismul mansubu lezi yuzkeru li beyani men fiil. Yani kiminle beraber fiil yapıldıysa bunun beyanı için zikredilen mansub içimdir, isimdir. Mefulü mea ne gibi? Ce'el emiru vel ceyşe. Yani emir emir orduyla beraber geldi. El ceyş burada mef'ulü meadır. Şu da ve'ul ma'iyye tabi bildiğiniz üzere. İstevel me'u vel haşebete. Su isteve yani yükseldi neyle beraber? Odunla beraber. El haşebete burada mef'ulü me'adır. Vav da ve'ul Şimdi. Emme haberu kâne ve ehevâtihe. Kâne ve kardeşlerinin haberine gelince. Ve ismu inne ve ehevâtihe. Şimdi mansuplardan bahsediyoruz ya. Kâne ve kardeşlerinin haberi. İnne ve kardeşlerin ismine gelince fakat takaddeme zikruhuma fi'l merfuat diyor onların mevzu bahsi merfuatlar konusunda geçmişti yani bundan nasıl isimlerini ref yapıyor işte kendi ismini ref yapıyor inne haberinin nasıl nasıl yapıyor ref yapıyor bundan bahsetmiştik orada diyor ve kadaliket tebiiu fakat takaddemet hunake. aynı şekilde diyor tabi olanlar da böyledir yani az önce kitap bize Bunların nasıl ismini ref, haberin nas vesaire bunlardan bahsettiği için bir daha buradan bahsetmeyecek. Aynı şekilde bedeldi, tekitti, naattı. Bunlar nasıl merfuya atfedildiğinde merfu oluyorlar. Mansuba tabi olduğunda mansup oluyorlar. O yüzden onları burada kitap ne yapmadı? Bize bir kere daha zikretmedi. Ve bu mehfudatul mehfudatul Şimdi merfuluğundan bahsettik isimlerin, mansupluğundan bahsettik. Geriye mecrurlukları kaldı. El-mahfudatü selasetun. Mecrurlar üç tanedir. Mahfudun bil harf. Harf ile mecrur olanlar. Mahfudun bil idafe. izafetle mecrur olanlar. Ve tabiun lil-mahfud. Yani mecrur bir isme tabi olan da yine mecrur olacak. El-mahfudu bil harf. Harf ile mecrur olanlar nedir? Fehuve ma du bimin. Harf ile mecrur olanlar nedir? Yani min ile mecrur olandır. İla ile an ile ala ile fi ile rubbe ile b ile kef ile lam ile ve kasem harfleriyle mecrur olanlardır aslında. Harf ile mecrurdan bu kastediliyor. Kasem harfleri de vav'dır, be'dir ve te'dir. Ev bi ve rubbe ve munzu ve munzu. Şimdi ev bi ve rubbe ev ve bi munz ve munzu. Bunlar da demek ki bunlar da ismi cer diğer başka diğer başka kelimeler sayın hocalar. Şimdi izafetle mecrur olmak nedir? Ve emma ma yuhafedu bil İzafetle mecrur olana gelince fe nahvu kavlike gulamu Zeyd'in. Zeyd'in oğlu, Zeyd'in çocuğu. Zeyd'in burada muzafın iley olduğu için mecrurdur. Ve huve ala kısmeyin. Şimdi <laughs> burada izafetle mecrur olmayı ikiye ayırdı. Ma yuqaddaru Yani bu izafette lam takdir edilen. Yani gulamu li Zeyd'in gibi lam takdir edilen var ve ma yukadderu bi Bir de min takdir edilen var sayın hocalar. Lam takdir edilen nedir? Gulamu Zeydin. Zeydin çocuğu yani gulamu li Zeydindir aslında. Vellezi yukadderu bi min. Min takdir edilen nedir? Mesela sevbu hannin. Sevbu hazdin. Haz neyse artık hazdan yapılma bir elbise. Ama aslında bu nedir? Sevbum. Sevbum min hazdin. aslında sayın hocalar. Tabii ki hazdin burada yine ...muzafın ileytir... ...bebu secin saçtan bir kapı... ...yani Bebul min secin... ...hatem'u yani khatemun ...min hadid'in e, manasında... ...demirden bir yüzük... ...sayın hocalarım... ...böylelikle bugün sizlerle beraber temmel kitabı... ...bu acrumiye... ...metnini tamamını inşallah... ...bitirmiş olduk güzel bir ders oldu en azından... ...yaptığımız tufetus seniye'nin... ...bir tekrarı hem de öğrendiğimiz... ...çok önemli nahil konularının da... ...güzel bir tekrarı oldu... İnşallah Mütemmimül Ecrumiye kitabı geldiğinde de onu da okuyarak bugün öğrendiğimiz bilgileri daha da güzel pekiştirmiş olacağız sayın hocalarım.